Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle İngilizce, yabancı sınavlarına yönelik sorular çözmeye devam ediyoruz. Şimdi ikinci deneme sınavını çözeceğiz arkadaşlar. Bu çözmüş olduğum sorularda sizlere pratik yöntemler gösteriyorum. Hem YDS, hem YÖKDİL, hem YDT için faydalı olacak konulardır bunlar arkadaşlar. Almak istediğiniz nota bağlı olarak da arkadaşlar, her bölüm değişmektedir. Yani her bölümdeki soruları 50 almak isteyen bir kişi çözmek zorunda değildir. Özellikle bunları da vurgulamaya çalışacağım sınavı çözerken. Ayrıca arkadaşlar böyle yüklü sınavlar için yani bilgi yüklü, kelime, gramer ve okuma tecrübesi yüklü sınavlarda arkadaşlar sadece soru çözme becerisini geliştirmeye çalışmak yeterli olmayacaktır. Onun için sizlere kanalımın diğer videolarını da incelemek için oynatma listelerini bir gezmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Oynatma listelerindeki başlangıç, orta ve ileri seviyeye yönelik gramer ve okuma dersleriyle bu çalışmalarınızı pekiştirmenizin çok faydası olacağını düşünüyorum. Sizlere bunun gibi testlerin haricinde örnek her bölüme uygun sorular da çözmeye çalışacağım arkadaşlar. İleriki bölümlerde bunlara rastlayacaksınız. Sınavı çözmeye başlamadan önce arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Hadi başlayalım. Sınavımızın birinci bölümünden başlıyoruz. Burada 1 ve 16. soruları çözeceğiz. Bu sorularda arkadaşlar kelime bilginizi ve gramer bilginizi ölçmeye dayalı konular arkadaşlar. Bazen de kısmen anlama bilgisini ölçüyor arkadaşlar. 50 almak isteyen özellikle 50 ve civarında almak isteyen arkadaşlar, 50, 60, 65, 70 gibi notlar almak isteyen arkadaşlar burayı kaçırmasın. Mutlaka çözsün arkadaşlar. Birinci soru. Crops that have been genetically manipulated to be blah 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 to herbicides will result in greater use of herbicides. Genetik olarak manipüle edilmiş ekinler, mahsuller arkadaşlar. To be ne için manipüle edilmiş? Bir şey olmak için manipüle edilmiş ekinler. Neye karşı? To herbicides. Yani ilaçlara karşı arkadaşlar. Bu kimyasal ilaçlara karşı bir şey yapılmak için manipüle edilmiş, genetik olarak manipüle edilmiş ekinler will result in neyle karşılaşacak, sonuçlanacak arkadaşlar? In greater daha fazla ilaç kullanmak için sonuçlanacak. İlaç kullanmayla sonuçlanacaktır diyor bu durum. Şimdi burada şıklarımızın kelimelerin anlamını bilmek lazım aşağıdaki şıkların arkadaşlar bunu doldurmak için. A reluctant buraya be reluctant to isteksiz olmak uymaz arkadaşlar. B reliable be reliable to herbicides güvenilir olmak o da uymaz arkadaşlar. Be convenient to herbicides manipüle etmek için uygun olmak convenient uygun demektir. O da olmuyor arkadaşlar. Be resistant to herbicides dirençli olmak yani ilaçlara karşı dirençli olmak bu uygun arkadaşlar. D inevitable kaçınılmaz bu da alakasız oldu arkadaşlar. Bir D'yi işaretleyip geçiyoruz arkadaşlar. İkinci soru. Economic growth and social development are dependent on blah blah because a country needs economic growth to pay for basic infrastructure needs that support the social development of the nation. Bu soruyu çözmek için bize cümlenin ilk bölümü de, paragrafın ilk bölümü de yeterli olur arkadaşlar. Yani economic growth and social development are dependent on. Şimdi şıklarla da geçiştirerek, karşılaştırarak bir bakalım arkadaşlar. On the others. The others diğerleri demektir arkadaşlar. Çok uygun olmadı. B any other dependent on bağlı olmak. Bir dependent on bağlı olmak. Diğerlerine bağlı olmak yani alakası olmadı. Şu anda diyor ki economic growth ve social development, ekonomik gelişme ve sosyal gelişme are dependent on the others, diğerlerine bağlıdır. Alakası oldu. On any other, herhangi bir, herhangi birine bağlıdır. Olmaz. On each other, yani economic growth ve social development birbirine bağlıdır. Each other birbirine bağlıdır. Yani bu C şıkkı uydu arkadaşlar. D any other, bir diğer
Yani alakasız oldu. Another tek başına kullanmaz. Some other arkadaşlar başka bir. O da çok uygun olmadı. Burada the others sanki bir şeymiş gibi böyle alakalıymış gibi diğerlerine bağlıdır gibi görünüyor ama economic growth and social development birbirine bağlıdır demek istiyor burada. O nedenle C'yi işaretleyip geçiyoruz arkadaşlar. 3 arkadaşlar over the past 10,000 years humans have learned to control their blah 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 to food and other necessities of life by changing the behaviors and natures of wild animals. Geçen 10.000 yıldır insanlar neyi kontrol etmeyi öğrenmişler arkadaşlar? Bir şeyi kontrol etmeyi öğrenmişler. Neye karşı? To food, yiyeceğe karşı ve diğer gerekliliklere karşı, hayat, yaşam için diğer gerekliliklere karşı bir şeyi kontrol etmeyi öğrenmişler. Neyi kontrol etmeyi öğrenmişler? Şimdi şıklarımıza bakıyoruz anlamlarıyla beraber. A. Attention, dikkati kontrol etmeyi öğrenmişler. Uygun değil. B. Exposure, maruz kalmayı kontrol etmeyi öğrenmişler. Olmadı. C. Access, yani access to food, ulaşımı kontrol etmeyi öğrenmişler. Bu uygun oldu arkadaşlar. D. Susceptibility, duyarlılığı kontrol etmeye alakası oldu. E. Indifference, ilgisizlik, ilgisizliği kontrol etmeyi öğrenmişler. Alakası oldu arkadaşlar. Access to food. Bir access to bir şeye ulaşım demektir arkadaşlar. Ona ulaşımı kontrol etmeyi öğrenmişler arkadaşlar. 3C. 4 arkadaşlar. Carbon dioxide has an important function blah blah maintaining the balance blah blah radiation from the sun entering the atmosphere and radiation leaving the earth. Şimdi burada arkadaşlar genel olarak cümlenin anlamına bakmaya gerek yok. Direkt preposyonlardan yola çıkarak kontrol ediyoruz arkadaşlar. To have function ile birlikte giden en güzel preposyon arkadaşlar in'dir. Ondan sonra da geleni karşı fonksiyonlu sahip olmak demektir. Yani ne fonksiyonuna sahipmiş? Maintaining the balance. Yani şeyi dengeyi sürdürme şeyi. Burada in uyar arkadaşlar. Between var. Ondan sonra da D şıkkında arkadaşlar. Between uyar mı buraya peki? Ona bakalım. Between radiation from the sun entering the atmosphere and yani bu bölümle and ne arasındaymış? Radiation leaving the earth. Yani radiation, iki radiation arasındaki dengeyi sürdürmekmiş arkadaşlar. Bu nedenle D şıkkını hiç düşünmeden işaretliyoruz arkadaşlar. 5. Bla bla bla. France government has changed many times since the revolution. It has consistently returned to the concept of a secular republic. Yani Fransız government'ı ne yapmış arkadaşlar? Çok defa değişmiş. Ne zamandan beri? İhtilalden beri. İkinci cümle ne diyor arkadaşlar? Tutarlı bir şekilde seküler cumhuriyete döndü diyor. Konseptine döndü diyor. Şimdi bağlaçlarımızın anlamlarını vurgulayarak arkadaşlar şıklarımıza da bakarak bu cümleyi tamamlamaya çalışalım. A. As diyor arkadaşlar. When anlamına gelir. Buraya uyuyor mu? Fransız hükümetinin değiştiği çok defa değiştiği zaman biraz alakası oldu. B. Since çünkü Fransız government'ı çok değişti. Bu nedenle tutarlı bir şekilde sekülere geçti. Olmadı arkadaşlar. C. Although yani Fransız hükümetinin çok defa değişmiş olmasına rağmen tutarlı bir şekilde ne yaptı arkadaşlar? Tutarlı bir şekilde Secular Republic'e geçti. Bu uydu arkadaşlar. Now that madem ki çok değişti, bu uymuyor arkadaşlar. E just as gibi yani değiştiği gibi değişirken veya iken anlamı da var arkadaşlar bu just as'in. Buraya uymuyor arkadaşlar. Bu nedenle biz C'yi işaretleyip geçiyoruz arkadaşlar. 6. Tense sorusu arkadaşlar muhtemelen paralelliği soracak şimdi. Bunu dikkatli okuyalım. The 20th century blah blah more technological and scientific progress than all the other centuries blah blah since the dawn of civilization. Medeniyetin doğuşundan bu yana 20. yüzyılda
More technological and scientific progress, yani daha fazla teknolojik ve bilimsel ilerleme görülmüş olabilir than all the other centuries combined. Yani bütün century'lerin, yüzyılların birleşiminden daha fazla görülmüş olabilir. Bu da arkadaşlar bence A şıkkı çok uyuyor. Diğerlerine baktığın zaman bir kere combine'dan ben bunu yola çıkarak hemen hızlıca buldum. To combine, having combined, combining, to have combined ifadelerini koyduğun zaman arkadaşlar mantıklı bir anlam çıkmıyor. Hiç sorgulamadan arkadaşlar altı A'yı işaretleyip geçiyorum arkadaşlar. 7. Poland's largest domestic drug maker, Polhama, plans to blah blah its operation into foreign markets, which should raise its annual sales to around $500 million by 2017. Polharma planlamaktadır. Neyi planlıyor arkadaşlar? Bir şeyi, yani operasyonunu yabancı pazarlara bir şey yapmayı planlıyormuş. Şimdi kelimelerin anlamına bakarak bulalım arkadaşlar. Settle yapmak istiyormuş. A. Settle, yerleşmek istiyormuş. Uygun değil arkadaşlar. B. Çıkarmak istiyormuş. Extract olmaz arkadaşlar. C. Expand, genişletmek istiyormuş operasyonunu yabancı marketlere. Uygun arkadaşlar. D. Contract, daraltmak istiyormuş. Uygun değil. E. Azaltmak istiyormuş. Uygun değil arkadaşlar. C. Genişletmek istiyor. Zaten expand into bir yere genişletmek demektir. C'yi işaretleyip geçiyoruz arkadaşlar. 8. As agricultural techniques became increasingly more efficient, the Egyptians developed systems to blah blah fluctuations in the height of annual flood of the Nile. Tarımsal tekniklerin artarak daha fazla etkili olmaya başladığı için Mısırlılar sistemler geliştirdiler. Ne için? Fluctuations'ları, yani değişiklikleri, neredeki değişiklikleri, yıllık akış miktarındaki, yıllık akış seldeki, Nil'in yıllık akışındaki yüksekliğini, yüksekliğindeki değişiklikleri bir şey yapmak için ne olduğunu şimdi bakalım arkadaşlar. Yani değişiklikleri ne yapmak için? Get off, çıkarmak için olmaz arkadaşlar. Deal with, üstesinden gelmek için. Değişikliklerin üstesinden gelmek için uygundur arkadaşlar. C. Keep up, yetişmek için, değişikliklere yetişmek için olmaz arkadaşlar. Look after, birisine bakmak demektir. Uygun değil arkadaşlar. E. Put aside, kaldırmak, değişiklikleri kaldırmak için. Bu da uygun değil arkadaşlar. Değişikliklere üstesinden gelmek için sistemler geliştirmişler arkadaşlar. B'yi işaretleyip geçiyoruz arkadaşlar. 9. Turkey and Serbia have become closer in recent years, focusing more on trade and economic cooperation, blah blah, ancient disputes between the two nations. Arkadaşlar cümlenin tamamına takılmadan focusing more diyor ya burada, more ile alakalı. Demek ki than ile alakalı bir ifadeyle devam edecek cümleye. Focusing more on trade, ticarete ve economic cooperation, ekonomik birlikteliğe daha fazla ne yapıyormuş arkadaşlar? Odaklanıyormuş. Demek ki than ile alakalı bir ifade olacak. Burada aşağıya bakıyoruz. Than ile alakalı rather than ifadesi var arkadaşlar. Diğerleri pek uymaz. Rather than ancient disputes between the two nations. İki millet arasındaki eski neylerden arkadaşlar? Tartışmalardan ziyade bu ticarete ve ekonomik birlikteliğe odaklanıyormuş diye bu şekilde tamamlayabiliriz arkadaşlar. Her ne kadar rather than ifadesine onay versek de besides beraberinde demek A. B. By means of kanalıyla demektir. C. As well as birlikte demektir. D. Rather than ziyade demek. E. So that bu yüzden anlamında geliyor. Burada en şık ifade rather than ifadesi olduğu için D'yi işaretliyoruz ve devam ediyoruz. 10. Despite efforts to tackle air pollution since 1987, emissions of various air pollutants to the atmosphere are still having blah blah blah
Impacts on Human Health. Yani arkadaşlar, 1987 yılından beri hava kirliliğine üstesinden gelme veya onunla mücadele konusundaki gayretlere rağmen emissions of various air pollutants, yani to the atmosphere, atmosfere çeşitli nelerin arkadaşlar, hava kirleticilerinin emisyonunun veya yayılmasının are still having, yayılması ve o şekilde yayılması are still having, sahip oluyor neye, bla bla, impacts on human health, insan hayatına etkisi oluyor. Nasıl bir etkisi oluyor, onu sıfatını arıyoruz şimdi arkadaşlar. A redundant, gereksiz demektir arkadaşlar. Gereksiz bir etkisi oluyor. Bunu geçiyoruz arkadaşlar. B beneficial, faydalı bir etkisi oluyor. Bu da uygunsuz oluyor arkadaşlar. C empirical, deneysel, yani deneysel etkisi oluyor. O da uymaz. D previous, önceki etkisi oluyor. O da alakasız. E dramatik, etkileyici. Etkileyici bir etkisi oluyor arkadaşlar. Bu yani tesirli bir etkisi oluyor. Etkileyici bir etkisi oluyor arkadaşlar. E şıkkını işaretliyoruz ve geçiyoruz. 11. Arkadaşlar burada tense sorusu, yani tenslerin birbirleriyle paralelliğine yönelik bir soru. Bir okuyalım parçamızı. Damage to the ozone layer of the stratosphere, blah blah, naturally when volcanic gases and dust reach the stratosphere. But people, blah blah, to this as well with the use of aerosols containing CFCs. Şimdi birinci boşluğu doldururken arkadaşlar, cümlenin ikinci bölümüne, yani when volcanic gases and dust reach the stratosphere bölümüne odaklanmak lazım. Bu cümle arkadaşlar present'te kullanılmış bir cümle. Diyor ki volkanik gazlar ve toz ulaşır stratosfere, ulaşmaktadır diyor. Önceki cümlede buna paralel bir ifadeyle kullanılmalı arkadaşlar. Damage to the ozone layer of the stratosphere, yani ozon tabakasına, stratosferin ozon tabakasına zararı da buna paralel bir ifade olmalı, yani bir tense olmalı. Present tense olur arkadaşlar. Occurs naturally, doğal olarak olmaktadır. Yani naturally zaten burada arkadaşlar genel bir anlam katmak için söyleniyor. Doğal olarak ne yapar arkadaşlar? Anlamını katar. Occur, olmaktadır. Demek zarar olmaktadır. Naturally şeklinde genel geçer bir ifade olduğu için present tense'e yöneliyoruz arkadaşlar. B'yi işaretledik. Ama B'yi bulduk ama ikinci bölüm acaba have been contributing buraya uyuyor mu, ona bakalım. But people have been contributing to this as well. Fakat insanlar buna ne yapmakta arkadaşlar? Katkıda bulunmakta. As well with the use of aerosol containing CFC'ler, içeren aerosollar kullanarak buna da katkıda bulunmaktadır arkadaşlar. Aynı şekilde anlamını katıyor arkadaşlar. B'yi işaretleyebiliriz arkadaşlar. Diğer şıklar buna çok uymuyor. 11B. 12. People living in big cities are very concerned, blah blah, the increasing theft and want the authorities to take stricter measures, blah blah, such cases. Büyük şehirlerde yaşayan insanlar artan hırsızlık vakalarından dolayı neymiş arkadaşlar? Concernmüş. Concerned arkadaşlar iki anlamda kullanılıyor. Concerned with, bir şeyle ilgili olmak. Concerned about, bir konuda endişeli olmak demek. Artan hırsızlık vakalarıyla endişeli olmak daha şık olacağı için arkadaşlar concerned about, yani about'ı işaretliyoruz arkadaşlar. C'ye bakarız. Cümlenin devamında da teyit etmek için, onaylamak için arkadaşlar, diğer bölümünde uyuyor mu ona da bakmak için and want the authorities to take stricter measures bla bla against such cases, yani otoritelerin, yetkililerin daha sıkı tedbirler alması için ne hakkında? Such cases, against such cases, yani bu vakalara karşı daha sıkı tedbirler alması için yetkililerden istekte bulunurlar diyor. Against de buraya uyduğu için arkadaşlar C'yi işaretleyip geçiyoruz. 13. Water is consumed blah blah as water itself and as a constituent of other beverages blah blah as a major component of many foods, particularly fruits and vegetables, which may contain from 85 to 95% water.
Su tüketilmektedir. As water itself, yani kendisi, kendi özü olarak bir su olarak tüketilir. And as a constituent of other beverages veya diğer içeceklerin bir elementi olarak tüketilir diyor. Devam ediyor cümleye. As a major component of many foods, birçok yiyeceğin neyi olarak arkadaşlar? Ana etmeni olarak, katmanı olarak kullanılır. Özellikle fruits, vegetables gibi devam ediyor arkadaşlar. Şimdi iki boşluk arasında baktığımız zaman cümleler sayarak devam ediyor. Yani suyun özelliklerini sayıyor arkadaşlar. Hem suyun kendisi, hem kendi parçaları, hem de diğer yiyeceklerin özü olarak kullanılır diyor. Demek ki birbiriyle paralel ifadeler olacak. Yani bu kullanacağımız bir bağlaç var arkadaşlar şıklarda. O bağlaçlardan birisini buraya oturtacağız ve iki bağlaç değil arkadaşlar. Tek bağlaç olması gerekiyor. Both as arkadaşlar ikisi de, yani iki aynı şey hakkında bahsederken kullanıyor. İki farklı şey hakkında kullanırken bahsedilir. Burada aynı şeyden bahsedeceğin olmaz arkadaşlar. Either o ya bu, yine iki farklı şeyden bahsederken kullanılır arkadaşlar. Just as so, bu da alakası olur arkadaşlar. Gene benzer şeylerden değil de aynı şeylerden değil de farklı şeylerden bahsederken kullanılıyor. Not only but also arkadaşlar, sadece o değil aynı zamanda bu. Yani bir şeyin farklı özelliklerinden bahsederken kullanılabilir arkadaşlar. Whether or olup olmadığını anlamına gelir, olmaz arkadaşlar. Burada D şıkkı biraz daha şık duruyor. Not only as water itself, sadece kendisi su olarak değil, aynı zamanda a constituent of other beverages, diğer içeceklerin özü olarak değil, aynı zamanda but also as a major component of many foods, birçok yiyeceğin de ana etmen olarak kullanılır diyor arkadaşlar. Yani burada D'yi işaretleyip geçiyoruz arkadaşlar. 14. With the discovery of many giant extrasolar planets in very small orbits, astronomers blah blah to realize that in some cases planetary swallowing blah blah a marked effect on stellar evolution. Ben burada cümleyi okuyunca arkadaşlar in some cases bölümüne takıldım arkadaşlar. In some cases bazı durumlarda demektir. Bazı durumlarda demek ki bir possibility'den, bir ihtimalden bahsedecek. Onun için sonraki gelen cümle arkadaşlar, ikinci cümle, bir possibility ifade etmeli. Has, olmaz. Have had, olmaz. Will have begun, olmaz. Had had, olmaz. Tabii ki might have uygun olur arkadaşlar. Planetary swallowing, yani ne demek arkadaşlar? Gezegensel yutma, might have olabilir. A marked effect, yani işaretlenmiş bir etkiye sahip olabilir diyor arkadaşlar. Bu uygun bir ifade oluyor ama ilk şıkta buna uyuyor mu ona bakalım arkadaşlar. Are beginning, astronomers are beginning to realize that, anlamaya başlıyorlar, farkına varıyorlar ki, farkına varmaya başlıyorlar ki anlamı katar. Bu da uyar arkadaşlar. O nedenle gördüğünüz gibi kısa bir ipucunda ters uyumunu yakaladık arkadaşlar. 14B deyip geçiyoruz. 15. Although energy consumption of transport per unit of GDP has declined, blah blah, the long-term trend is unfavorably because energy use was still slightly higher in 2013 than in 2000. Şimdi arkadaşlar burada bir zarf sorusu sormuş, fiili niteliyor. Bakalım şöyle bir kısa bir anlatım yaptıktan sonra çıkarabilecek miyiz? GDP'nin her ünitesinin, her demek arkadaşlar, her ünitesinin transportu için enerji tüketimi has declined, düştü, azaldı. Nasıl arkadaşlar? Bu zarfı bulmaya çalışalım şimdi. Anlamlarına da bakalım. Daringly, korkusuzca azaldı. Korkusuzca bir şey azalmış arkadaşlar. Yani burada enerji consumption azalmaz. Respectfully, saygılı bir şekilde olmaz arkadaşlar. Incautiously, tedbirsiz yazıldı, olmaz arkadaşlar. Steadily, istikrarlı bir şekilde demektir arkadaşlar. Cük diye oturuyor. Incidentally, tesadüfen azaldı. Bu da olabilir ama aslında diğer cümlenin anlamından baktığınız zaman arkadaşlar çok uymuyor buraya. The long term trend is unfavorably. Uzun dönemdeki trend çok da taraftar olduğumuz bir şey değil demek istiyor arkadaşlar. Burada istikrarlı bir şekilde azaldığını anlatıyor arkadaşlar. D işaretliyoruz ve geçiyoruz arkadaşlar. 16. Some aspects of traumatic events become fixed in the mind, unaltered over time or by the intervention of subsequent experience,
bla bla. Memories of ordinary events disintegrate in clarity over time. Şimdi bir bağlaç bulmamız gerekiyor buraya arkadaşlar. Bu bağlacı yerleştirmeye çalışalım. Cümle diyor ki bazı travmatik olaylar diyor, olayların aspektleri, görüşleri diyor arkadaşlar, become fixed in the mind, zihinde yerleşir diyor. Unaltered, değişmez, over time, de zamanla değişmez, or by the intervention of subsequent experience, yani devam eden tecrübelerin girişimiyle, girişiyle, müdahalesiyle de değişmez diyor. Bla bla. Buraya gelecek zarfı bulacağız şimdi. Memories of ordinary events, bayağı olayların hatıraları disintegrate in clarity over time. Fakat zamanla açık bir şekilde ne olurmuş arkadaşlar? Parçalanırmış. Şimdi bazı görüşler sabit kalır diyor. Değişmez diyor. Fakat memorilerde ne olurmuş arkadaşlar? Parçalanırmış yani zamanla, onu kastediyor. Peki iki tane farklı yapı, yani paralel olmayacak bir yapı demek ki bağlaştı. Bu zıtlığı sağlayacak bir bağlaç olmalı. As if'miş gibi anlamına gelir arkadaşlar. Parçalanacakmış gibi uymaz arkadaşlar. Whenever, her ne zaman olursa olsun, olmaz arkadaşlar. Whereas, oysa. Oysa demektir arkadaşlar. Bu buraya uydu arkadaşlar. Bazı görüşler değişirken, değişmezken memorileri değişir, parçalanır zamanla diyor arkadaşlar. Açıklığını kaybeder diyor. Oysa buraya uydu arkadaşlar. Even, bile, olmaz arkadaşlar. Likewise, aynı biçimde olmaz. Çünkü paralellik sağlamıyor arkadaşlar. Zıtlık sağlayan, burada whereas olduğu için C'yi işaretliyoruz ve geçiyoruz arkadaşlar. Denememizin ikinci bölümündeyiz arkadaşlar. 17 ve 21'in soruları bu sisteme göre çözeceğiz. Close testler arkadaşlar. Close testlerde boşluk doldurma şeklinde bölümler olacak. Gramer ve kelime bilgileriyle genelde sorular soruluyor burada. Bunlar arkadaşlar özellikle 50, 60, 70 almak isteyen arkadaşlar için kesinlikle kaçırılmaması gereken sorulardır. Ben kolay olduğunu değerlendiriyorum. Tekniği çok iyi değerlendirmek gerekir. Hadi başlayalım. Arkadaşlar paragrafın tamamını okumadan sadece ilgili cümleyi okuyarak sorularımızı, her bir soruyu ayrı değerlendirmek gerekiyor arkadaşlar. The Black Death arrived in Europe by sea in October 1347. Blah blah. 12 Genoese trading ships docked at the Sicilian port of Messina after a long journey through the Black Sea. Yani Black Death Avrupa'ya 1347'nin Ekim ayında vardığı zaman deniz yoluyla arkadaşlar, buraya 1347'yi tanımlayacak bir relative sistemi kurulmuş arkadaşlar soruda. Ki bu yılda diye devam edecek. 12 tane Genoese trading ships durmuşlar. Nerede? Sicilian portunda arkadaşlar. Messina'da durmuşlar. Ki bu tarihi tanımlayan ifade aşağıdakilerden hangisi diye baktığınız zaman arkadaşlar, in case durumunda olmaz. When arkadaşlar cuk diye oturuyor. Bir isim olsaydı nasıl which, bir kişi olsaydı nasıl who koyuyorsak, burada da bir tarih olduğu için when'i oturtuyoruz arkadaşlar. Diğerlerine bakalım. So böylece alakası yok arkadaşlar. What gene bir nesneden bahsetmediği için değil. Which olmaz arkadaşlar. Burada when'i işaretleyip geçiyoruz. 17b. 18 arkadaşlar. The people who gathered on the docks to greet the ships were met with a horrifying surprise. Most of the sailors, blah blah, the ships were dead. Yani güvertede gemileri selamlamak için toplanan insanlar neyle karşılaşmışlar arkadaşlar? Korkutucu bir sürprizle karşılaşmışlar. Most of the sailors, yani denizcilerin çoğu, blah blah, the ships were dead. Yani gemideki kişilerin çoğu ölüydü. Buradaki the ships ile alakalı ne kullanabiliriz? About. A, about, yaklaşık demek arkadaşlar. Yaklaşık gemilerle olmaz. Abroad, yurt dışında demek arkadaşlar. Uymaz. C, among the ships. Among the ships, gemilerin arasındaki adamlar, alakasız oldu. Along, boyunca demek arkadaşlar. O da ne boyunca? Gemiler boyunca. Bu da alakası oldu. Aboard arkadaşlar, gemide bulunan demektir arkadaşlar. Aboard the ships, yani gemideki adamlar, çoğu denizciler neymiş arkadaşlar? Ölüymüş. Burada hiç düşünmeden arkadaşlar E'yi işaretliyoruz.
Şimdi 19'dan devam ediyoruz. And bla bla who were still alive were gravely ill. Şimdi arkadaşlar boşluktan sonra who kullandığına göre demek ki bu boşluktaki bir ismi niteliyor ve who ile de onu devam ettirmiş arkadaşlar. İsim olduğunu anlıyoruz. Şıklara baktığımız zaman burada isim haline kullanabileceğimiz bir zamir arıyoruz arkadaşlar. Bu zamir de who were still dediğine göre demek ki were ile alakalı bir şey, çoğul bir şey olacak arkadaşlar. Peki bu were dediği, who dediği kimi kastediyor? Yukarıdaki most of the sailors'ı kastediyor arkadaşlar. Demek ki most of the sailors yerine gelecek çoğul bir ifade bulacağız arkadaşlar. A, these olmaz arkadaşlar. B, one olmuyor arkadaşlar. C, those çoğul arkadaşlar. Tam cuk diye oturuyor. D, none hiçbiri olmaz arkadaşlar. Anlam olarak uymuyor. Such böyle. Bu da olmaz arkadaşlar. Those arkadaşlar çoğul ve kişileri. Yani bu kişiler those who were still şeklinde devam ediyor arkadaşlar. 19C. 20. The Sicilian authorities hastily ordered the fleet of that ships blah blah the harbor, but it was too late. Şimdi şeye baktığımız zaman arkadaşlar, preposition sorusu ve aynı zamanda anlamına baktığımız zaman Sicilyalı otoriteler, yetkililer hızlı bir şekilde emir vermişler. Neye? The fleet of dead ships, yani ölü gemilerini filosuna ne yapmasını için arkadaşlar? Harbor ile alakalı bir şey yapması için emir vermişler. Bakalım neymiş bu arkadaşlar? Gemilerin out of the harbor, yani out of harbor, yani şeyden dışarı çıkmasını, limandan geri dışarı çıkmasını emretmişler. Çok uygun arkadaşlar. B, around, limanın etrafında çıkmasını emretmiş. Olmaz arkadaşlar. C, during, liman süresince, bir zamanla alakalı bir şey değil, uygun değil arkadaşlar. Above the harbor, limanın üzerine, gemiler limanın üzerine bir şey yapmış. Olmaz arkadaşlar. Dead ships away the harbor. Bu da alakası oluyor arkadaşlar. Uymaz yani şey olarak. The fleet out of harbor, yani limandan dışarı çıkmasını emrettiler. A uygun arkadaşlar. A'yı işaretliyoruz ve geçiyoruz. 21. But it was too late. Over the next 5 years, the mysterious Black Death, blah blah, more than 20 million people in Europe, almost one third of the continent's population. Şimdi soruya baktığımız zaman arkadaşlar, bir şıklara baktığımız zaman tense sorusu olduğunu anlıyoruz arkadaşlar. Buraya tense yönelik bir ipucu bulup hemen yapıştıracağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar cümlemize baktığımız zaman it was too late ve iki nokta üst üste koyuyor. Yani çok geç kalınmıştı, çok geç olmuştu anlamına gelecek şekilde ve bir anlatımmış gibi hava vermiş ve iki nokta üst üste koymuş. Diyor ki over the next 5 years, gelecek 5 yıl içerisinde, 5 yıl boyunca anlamında kullanılıyor arkadaşlar. Demek ki cümlenin future tense yönelik olacak. Ama anlatım da geçmiş zamanda olduğu için will yerine would ifadesi kullanacaklar arkadaşlar. Veya be going to yerine was going to gibi bir şey kullanılacak arkadaşlar. Bu nedenle biz hiç diğer şıklara bakmadan arkadaşlar had killed geçmiş zamanla alakalı değil. Yani future ifadesi vermiyor. Used to kill yapardı olmaz. Were killed olmaz arkadaşlar. Has killed. Bu da next'i koymamış olsaydı, over the 5 years boyunca olmuş olsaydı arkadaşlar, bu direkt present perfect tense ifadesi olurdu ama bu da uymaz bize şu anda arkadaşlar. Yani D'yi işaretleyip geçiyoruz arkadaşlar. Testimizin 3. bölümünde arkadaşlar 22 ve 26. soruları çözeceğiz. Close test tarzı sorular. Vakit kazanmak için hızlıca çözülmesi gereken sorulardır arkadaşlar. Bu teknikle, bu gözle bakmanızda fayda var. 22. Survivors of the fiery meltdown of reactor 4 in Chernobyl a decade ago won't welcome the news that radiation has blah blah the genetic legacy they have passed on to their children. Chernobyl'de 4. reaktörün korkunç erimesinden kurtulanlar, 10 yıl önce kurtulanlar won't welcome the news. Bu haberleri arkadaşlar hoş karşılamayacak. Death radiation, ki bu haberler, ki bu haberlerden itibaren önemli olan bölüm bu. Radiation has, radyasyon,
bla bla bir şey yaptı. Neyi arkadaşlar? Çünkü fiil olduğunu anlıyoruz şıklardan. Yaptı. Genetic legacy, yani genetik mirası bir şey yaptı. They have passed on to their children. Ki bu miras çocuklarına geçti diyor arkadaşlar. Yani bu radyasyon bir şey yaptı. Önemli olan buraya takılacağız arkadaşlar. Radyasyon ne yaptı bu? Genetik mirası. Şıklara başvurmamız gerekiyor arkadaşlar. A. Pursued, izledi. Genetik mirası izledik. Alakasız. B. Excused, bağışladı. Olmaz arkadaşlar. C. Delivered, etti. Olmaz. D. Countered, karşı çıkmak. O da olmadı. E. Altered, değiştirmek arkadaşlar. Değiştirmek. Değiştirdi. Genetik mirası değiştirdi demek arkadaşlar. Bu uygun bir ifade. Yani buradaki değiştirme evrimleştirme anlamında değiştirmek olarak kullanılıyor. 22 E'yi işaretliyoruz ve geçiyoruz arkadaşlar. 23 But that is precisely blah blah a team of Russian and British scientists has concluded in a report. Burada durabiliriz arkadaşlar. Bu da arkadaşlar relative clause tarzında bir bağlaç sorusu arkadaşlar. That is precisely bu tam da demek. Bu da bir isim kullanmış olsaydı arkadaşlar which who, that gibi ifadeleri kullanırdık. Ama buraya ben anladığım kadarıyla ya how'lu ya what'lu bir ifade gelmesi gerekiyor. That is precisely tam olarak a team of Russian British scientists Rusya ve İngiliz bilim adamlarının has concluded in a report raporlarında belirttiği gibi, sonuçlandırdığı gibi, sonuçlandırdığı bir şey de demesi gerekiyor yani. Tamam mı arkadaşlar? Bu bir şey de demesi gerekiyor. Which olması için precisely ile beraber bir isim kullanması lazımdı ki kullanmıyor. Yani çünkü cümleyi birleştirecek olmaz. How bu tam da nasıl yaptığıydı olmaz arkadaşlar. Nasıl yaptığı, nasıl sonuçlandırdığı ile alakalı bir ifade değil arkadaşlar. Bu da uymaz. Bu da how olsaydı arkadaşlar bir sıfattan bahsederdi. Sıfatla alakalı bir şey yok burada. That is precisely tam olarak nasıl olduğu olmaz. When ne zaman olduğu, bu da zamanla alakalı bir şey belirtmiyor. O da olmaz. That olması için de arkadaşlar bir ismi nitelemesi gerekiyor. O da olmuyor. What arkadaşlar, tam da what arkadaşlar. Bu tam da Rus ve İngiliz bilim adamlarının raporlarını sonuçlandırdığı şeydi anlamında kullanılıyor burada what. Yani onun için E'yi işaretliyoruz ve geçiyoruz. 24. That began to draw critical fire from other researchers even before it blah blah in the April 25th Nature. Şimdi cümleyi anlatmaya çalışalım arkadaşlar. Ki a report that ki bu report yani rapor began to draw critical fire. Draw fire arkadaşlar eleştiri almak demektir. Bu ifadeyi bilmezseniz yanlış anlayabilirsiniz cümleyi. Bu rapor diğer araştırmacılardan ne almış arkadaşlar? Kritik eleştiriler almış. Even before it, hatta neyin öncesinde arkadaşlar? 25 April'ındaki Nature'da bir şey olmuş arkadaşlar. Yani bu dergide bir şey olmuş. Ondan önceyi kastediyor. Hatta 25 April sayısındaki ifade olduğu için arkadaşlar geçmişten bahsettiğini anlıyoruz burada. Bu nedenle past tense ile alakalı bir ifade kullanılmalı. Would appear a uymaz arkadaşlar. B. Had appeared past perfect. Çok geçmiş. Bu alakalı değil. Bu uymaz buraya. C. Appeared arkadaşlar. Tam oturuyor. Cuk oturuyor. Görüldüğünden önce. Yani 25 Nature, 25 April Nature'ındaki, yani bu dergi muhtemelen dergideki görüldüğünden önce bile researchers'lardan ne almış arkadaşlar? Yorum almış, kritik almış. D. Will appear. Gelecekle alakalı olmaz arkadaşlar. E. Şimdiki zaman olmaz arkadaşlar. Geçmişe yönelik bir ifade olduğu için arkadaşlar biz bunu direkt C'ye işaretliyoruz ve geçiyoruz. 25. The study published blah blah the eve of the 10th anniversary of the nuclear disaster in the former Soviet Union. Çalışma ki yayınlandı ne zaman? The eve of the 10th anniversary. 10.
yıl dönümünün arifesinde yayınlandı. Şimdi arkadaşlar arifesinde ifadesi sadece 10'da kullanılıyor. 10'u onun için hemen direkt seçebiliriz. 10 da eve of the bir şeyin arifesinde demektir. Çok sık kullanılan bir ifadedir arkadaşlar. Bunu direkt 25D olarak işaretleyip geçiyoruz. 26. Bu cümle arkadaşlar the study ile başlıyor. Sonra virgülden sonra iki virgül arasında bir açıklama yapmış. Cümle şöyle devam ediyor. The study suggests that parents exposed to radiation blah blah measurable mutations in their germ cells. Burada arkadaşlar bir fiil soruyor. Kelime bilgisine dayalı bir konu arkadaşlar. Fiil soruyor. Bir anlamlarını bilmemiz gerekiyor. Önce bir cümle ne demek istiyor ona bakalım. Çalışma göstermektedir ki, önermektedir ki radyasyona maruz kalan aileler, parents, aileler bir şey yaptı. Measurable mutations, tohum hücrelerinde ölçülebilir mutasyonları bir şey yaptılar. Ne yaptılar acaba? Şimdi ifadelerin anlamlarına bakarak bulacağız bunu. A diyor ki arkadaşlar, acquired mutations, yani elde ettiler, mutasyonlar aldılar diyor. B, conducted, idare etmek, mutasyonları idare ettiler, bu çok alakası oldu. Disposed mutations, attılar, yani bunları atmakla alakalı bir şeyden bahsetmiyor. D, enforced, zorla yaptırmak, mutasyonlar yaptırdılar, bu da alakası oldu. Prescribed, reçete yazmak, mutasyonları reçete olarak yazdılar, bu da alakası oldu arkadaşlar. Aldılar, elde ettiler anlamına gelen A şıkkı daha mantıklı geliyor arkadaşlar. Şimdi ben size başka bir ifadeden bahsedeyim. Acquired mutations diye bir ifade var arkadaşlar. Yani bu da bilinmesi gereken bir ifade. Elde edilmiş mutasyonlar anlamında kullanılıyor. Yani edinilmiş mutasyonlar olarak kullanılıyor. Bu psikolojiden olarak kullanılan bir ifadedir arkadaşlar. Buradan da bunu bilenler de bunu zaten direkt acquire işaretlerler arkadaşlar. 26A diyoruz ve geçiyoruz. Dördüncü bölümde arkadaşlar 27 ile 36. soruları çözeceğiz. Bu bölüm arkadaşlar cümle tamamlama sorularına aittir. Hadi devam edelim. 27. Medicines and drugs are a common group of vitamin inhibitors. İlaçlar ve uyuşturucular. Yani bunlar da ilaçlar ama arkadaşlar uyuşturucu etkisi olan ilaçları kastediyor. Are a common group, genel bir gruptur, yaygın bir gruptur. Of vitamin inhibitors, yani vitamin engelleyici, önleyiciler. Inhibitor, önleyici demektir arkadaşlar. Onların bir grubudur. Şimdi bunların neler olduğunu vurgulayacak bir cümle bekliyoruz. Tamamlayıcı cümle neymiş bakalım. A. For fear that, korkusuyla. Ne korkusuyla arkadaşlar? People develop resistance to the drugs in question. Yani insanlar neye direnç göstermiş arkadaşlar? İlaçlara karşı direnç gösterir korkusuyla. Alakası oldu bu arkadaşlar. B. As are the stresses. Ne gibi arkadaşlar? Stresler gibi, gerilimler gibi. Placed on the human body. İnsanın üzerine ne yapılmış arkadaşlar? Yerleşmiş gerilimler gibi günlük hayattaki. Arkadaşlar bu cümle uydu. Çünkü inhibitors'ın nasıl olduğunu, ne gibi olduğunu anlatıyor burada. Güzel. C. Despite vitamins begin being an important part of overall health. Olmasına rağmen, vitaminlerin ne olmasına rağmen bütün hayat, bütün sağlık içerisinde sağlığın bir önemli parçası olmasına rağmen, vitaminler olmasına rağmen diyor. Yani çok alakası bir cümle oldu. Hatta anlatırken bile zorlandım burada. D. As long as one maintains a healthy, balanced lifestyle. Birisinin sağlıklı ve dengeli bir yaşam sürdüğü sürece, bu da alakası arkadaşlar. Providing that people only take medicines recommended by doctors. Burada arkadaşlar providing that koşuluyla demektir. İnsanlar sadece ilaçları doktorlar tarafından önerildiği veya tavsiye edildiği zaman almaları koşuluyla diyor. Bu da bu cümleyi tamamlamıyor arkadaşlar. B en güzel tamamlayan çünkü inhibitorsları tamamlıyor. Stresler olduğunu vurguluyor, gerilimler olduğunu vurguluyor ve 27 B deyip geçiyoruz. 28 bla bla
Once the materials are no longer suitable for their original purpose. 28 diyor ki arkadaşlar, malzemelerin artık uygun olmadığı, yani orijinal kullanımı, orijinal amacı için uygun olmadıkları zaman, burada once zaman anlamında kullanılıyor. Bu boşluğu nasıl dolduracağız? Şıklardan başlayalım. A. Waste recycling is the process of utilizing commercially produced and organic materials in a new way. Atık recycling, yani geri dönüşümü, bir prosestir of utilizing commercially produced, yani ticari olarak üretilmiş ve üretilmiş malzemelerin kullanımı prosesidir ve organik materyallerin yeni bir yöntemle kullanımı prosesidir diyor arkadaşlar. Bu arkadaşlar ne zaman kullanımı, yani waste recycling tanımını yaptı bize. Once waste recycling is the process, once the materials are no longer diye böyle kısaca da tanımlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu cümle burayı tanımlıyor, birbirini örtüyor arkadaşlar. B'ye bakalım. Recyclable materials include many kinds of materials such as glass, paper, metal, plastic and electronics. Bu arkadaşlar buradaki once ifadesini örtüşmüyor arkadaşlar. Yani recyclable materials'ların neler içerdiğinden bahsediyor. Fakat burada biz bir süreç bekliyoruz değil mi? Once dediği için ne zaman materyaller uygun olmadığı zaman, kullanıldığı zaman waste recycling anlatması gerekiyor bize. O olmadı be. C arkadaşlar, effective recycling starts with the household. Etkili bir geri dönüşüm neyle başlar arkadaşlar? Evden başlar demek istiyor. Household evle ilgili demek istiyor. Evden başlar demek istiyor. Burada gene bir süreç ifade etmediği için, çünkü materyallerin, malzemelerin geri kaldığı zaman, kullanılmaz olduğu zamandan bahsediyor. Uymuyor arkadaşlar. D, recycling more waste means than we do. Not depend on too much on raw resources. Daha fazla atığın geri dönüştürülmesi şu demektir ki bizim artık saf ana malzemelere, ana kaynaklara çok bağlı olmadığımızı gösteriyor. Bu da bir süreç ifade etmediği için, once'ı tamamlamadığı için arkadaşım değil. It can prevent the use of potentially harmful materials. O engelleyebilir neyi? Zararlı, potansiyel olarak zararlı malzemelerin kullanımı engelleyebilir. Bu da uygun değil arkadaşlar. Bize burada arkadaşlar en güzel tamamlayıcı olan ifade waste recycling is the process, yani bir proses olduğunu söylüyor. Once the materials, ne zaman artık ürünlerin kullanılmaz olduğu zaman diyor arkadaşlar. 28A deyip geçiyoruz arkadaşlar. Anlam bütünlüğünü sağladığı için. 29. Bla bla. They are becoming more dramatic today because of increasing ice due to climate change. Şimdi arkadaşlar, onlar daha etkili ve tesirli oluyorlar bugün because of decreasing ice, çünkü buzun azalması nedeniyle, due to climate change. Bu da neden oluyormuş arkadaşlar? Climate change yüzünden, buzun azalması nedeniyle onlar daha dramatik oluyormuş. Yani burada D ile alakalı bir ifade yakalamamız gerekiyor arkadaşlar. Şıklara baktığımız zaman D bulacağız. Şimdi A şıkkına bakıyoruz arkadaşlar. D var mı? Yok. Yani çoğul bir ifade yok arkadaşlar burada. O nedenle direkt eleyebiliyoruz. B'de arkadaşlar drastic change ve ice caps ifadesi var arkadaşlar. Bunu da direkt işaretleyebiliriz arkadaşlar. Yani drastic change ve ice caps bölümünü altını çizerek bekletebiliriz. Yani B'de ice caps ve drastic change'i işaretledik arkadaşlar. C'ye geldik. The polar ice caps var arkadaşlar. Çoğul. Bunu da işaretledik. D'de the polar ice caps var arkadaşlar. Bunu da işaretledik. E'de arkadaşlar these changes ifadesi var. O da çoğul arkadaşlar. Hemen işaretledik. Ama cümlenin ikinci bölümüne baktığımız arkadaşlar more dramatic oluyor. Yani daha etkili ve tesirli oluyor. Ice caps'ler niye etkili tesirli olsun? Bunları bir kere arkadaşlar direkt eleyebiliyoruz. Yani ice caps işaretlediğimiz bölümleri silebiliriz. B'deki ice caps bölümünü geçin. C'de the polar ice caps bölümünü silin. D'de ice caps ifadesini silin arkadaşlar. B ve E şıkkında kaldık arkadaşlar. B ve E şıkkını okuyoruz ya. Drastic change diyor burada arkadaşlar. Drastic change bölümünü okuduğumuz zaman
Cümlenin anlam bütünlüğünü yakalamamız gerekiyor. Bakalım ne diyor. Although ice caps have undergone drastic change, yani in the last 12,000 years, yani son 12.000 yıl içerisinde ice caps'ler şiddetli değişikliklere girmesine rağmen onlar are becoming more dramatic, daha etkileyici oluyorlar. Uydu arkadaşlar. B güzel bir cevap. E ne diyor arkadaşlar? While this change, bir kere cümleye this change diye başlıyor. Yani daha önceden bir şeyden bahsetmedi ki this change diyor. O nedenle bu this change'den sonra de'in gelmesi makul değil ama biz cümleye devam edelim. While this change can be devastating to life on Earth. Bu değişiklikler dünyadaki yaşamı mahvedici oluyor, mahvediyor olabilmesi olabiliyorken bu değişiklikler mahvediyor olabiliyorken they are becoming more dramatic. Bunlar daha dramatik oluyor. Arkadaşlar bu da çok bir mantık, anlam bütünlüğü vermeyen bir ifade oldu. O nedenle E'yi de eleyebiliriz arkadaşlar. Elimizde ne kaldı? B arkadaşlar. B'yi rahatlıkla işaretleyebiliriz. 30. While the early signs of mental decline are sometimes difficult to accept. While, iken anlamı katan bir bağlaçtır arkadaşlar. Erken belirtileri of mental decline, yani zihinsel düşüşün, yani buna erken belirtileri bazen kabul etmesi güçtür. Güç iken. Şimdi bunu tamamlayıcı ifadeyi bulmaya çalışalım. Tabii şıkları da ararken şöyle arayacağız arkadaşlar. While'ın beraberinde gelen cümlenin tersinde bir ifade arayacağız. Yani ilk belirtilerini kabul etmek zor iken buna karşılık şu anda neydi? Zor olduğunu belirtti ya burada arkadaşlar. Olumsuz bir ifade. Şimdi olumludan bahseden bir ifade olacak. It becomes harder. Bir kere harder'ı gördüğünüz zaman arkadaşlar daha da zordur anlamına geliyor arkadaşlar. Cümlenin devamını okumadan geçebiliriz arkadaşlar bu ifadeyi. It becomes harder. Yani olumsuzluk katıyor. B. Early treatment may help to slow. Yani erken tedavi size yavaşlatmak için yardımcı olabilir. Şimdi cümlenin devamını okuyabiliriz arkadaşlar. The progression of related symptoms. İlgili belirtilerin ilerlemesini yavaşlatmak için erken tedavi yardımcı olabilir diyor. Bu arkadaşlar diye oturdu buraya. Olumlu bir ifade ve anlamlı olarak da örtüşüyor. Bu while'la cümleyi ve B'yi normalde işaretleyebiliriz. Şimdi C'den devam ediyoruz. Detecting the first signs of memory problems in themselves or a loved one brought an immediate fear of Alzheimer's disease. Yani ilk belirtilerini, memory problemlerini, ilk belirtilerini kendilerinde tespit etme veya sevilen bir tanesi ne getirmiş arkadaşlar? Brought an immediate fear of Alzheimer's disease. Alzheimer hastalığının korkusunu hızlı bir şekilde getirdi. Yani çok alakasız bir cümle oldu arkadaşlar. Bir kere ağırla başlıyor yukarıdaki cümle. Tense uyumsuzluğu var. Buradaki cümle ne diyor arkadaşlar? Brought, yani getirdi. Çok alakası oldu. Tense uyumsuzluğundan da bunu eleyebiliriz. Anlam zaten uymuyor. D. Difficult to remember. Arkadaşlar gördüğünüz gibi olumsuzla başlıyor. Cümlenin devamını okumadan geçebiliriz arkadaşlar. It is also normal for age-related brain shrinkage to produce changes in processing, speed, attention and short-term memory. Şu da normaldir ki yaşa bağlı olarak beyin büzülmesi, beyin daralması to produce changes in processing speed, değişiklikleri üretme ve ne konusunda arkadaşlar? Yani safhasal olarak hız, dikkat ve short term memory, yani kısa dönem memorisinde değişiklikler üretme konusunda beyin daralması da normaldir diyor arkadaşlar. Peki uyuyor mu buraya anlam olarak? Erken belirtileri, yani zihinsel olarak neydi o? Hafıza kaybının
erken belirtilerini kabul etmek bazen zorken şu da normaldir diyor. Alakasız oldu arkadaşlar. Onun için E'yi de eliyoruz arkadaşlar. 31. Drug resistance happens when a microbe evolves a protective defense against a medical treatment. Yani arkadaşlar ilaca karşı direnç olur diyor. Ne zaman olurmuş? Bir mikrop koruyucu bir savunma tıbbi tedaviye karşı geliştirdiği zaman ilaca karşı direnç olurmuş arkadaşlar. Bu olumsuz bir ifade değil mi arkadaşlar? Yani ilaca karşı direnç başlarmış. Biz bunu tamamlayıcı bir cümleyi ya olumlu ya olumsuz bakacağız şimdi göreceğiz bakalım. Aşağıdaki şıklardan bulmaya çalışacağız. Burada ana cümlemiz ne arkadaşlar? Drug resistance happens. Yani ilaca karşı direnç olur. A. Excluding the side effects of, the microbe. Mikrobun yan etkilerini hariç tutarak. Alakası oldu arkadaşlar. B. Seeing as medicine has advanced a great deal. İlaç veya tıp olarak anlama veya görme oldukça ilerledi, gelişti. Yani çok geniş bir cümle, alakası oldu. C. Despite having developed defenses against it, savunmaların ona karşı gelişmesine sahip olmasına rağmen, o da alakası oldu arkadaşlar. D. Therefore requiring a different treatment approach. Bu yüzden bir farklı tedavi gerekti. Yaklaşımı gerekiyor. Arkadaşlar burada gerekiyor. Bu yüzden gerekiyormuş. Drug resistance happens. Yani ilaca karşı direnç olur. Bu yüzden yeni bir tedavi gerekir diyor arkadaşlar. Bu uydu arkadaşlar. Anlam olarak uydu. D. E. For fear of creating a super virus. Neymiş arkadaşlar? Bir harika süper virüs geliştirir, yaratır korkusu yüzünden. Drug resistance happens. Bu da alakası oldu arkadaşlar. Çok komik bir cümle. 31D'yi işaretleyip geçiyoruz arkadaşlar. 32. Whenever the world's tropical seas warm several degrees, her ne zaman dünyanın tropik denizleri birkaç derece artarsa, şimdi arkadaşlar bu boşluğu doldurmaya çalışalım. Önce şıklara bir tense uyumundan hızlıca göz atıyorum arkadaşlar. Burada bakıyorum. İlk cümlemiz neydi arkadaşlar? Present tense ile başlamış. Diğerleri de ya present perfect tense ya da present tense olmalı. Yoksa diğerlerini elemeliyiz arkadaşlar. Have found uygun arkadaşlar. A şıkkı. B şıkkı has experienced uygun. C şıkkı arkadaşlar it may be veya scientist fear diyor ya. Burada fear arkadaşlar. O da present tense. D. It's already too late. O da arkadaşlar present tense. E şıkkına bakıyoruz. D. Indicated. Past tense arkadaşlar uyumadı. Hemen o şıkkı eliyoruz arkadaşlar. Sonra şıklarımıza devam ediyoruz. A diyor ki arkadaşlar they have found more diversity. Burada D kim arkadaşlar? D öncekilerden bahsetmiş olması gerekiyor. Yani önceki cümlede D ile alakalı bir şey kurmuş olması gerekiyor. D ile alakalı bir ifade olmadığı için direkt mantıken eleyebiliriz arkadaşlar. B'ye baktığımız zaman Earth has experienced mass extinctions over millions of years. Yani milyonlarca yıldır dünya şunu tecrübe etti diyor. Toplu neslin tükenmesini, nesil tükenmelerini tecrübe etti diyor. Whenever the world's tropical seas, yani bu cümleyle uydu arkadaşlar. Yani dünyanın tropik denizleri birkaç derece arttığı zaman, ısısı birkaç derece arttığı zaman, ısındığı zaman arkadaşlar diyor, birçok toplu ölümle tecrübe etti diyor dünya milyonlarca yıl boyunca. Bu arkadaşlar uygun bir ifade. Tense olarak duyuyor, anlam olarak duyuyor. Şimdi C'ye bakalım arkadaşlar. Scientists fear it may be about to happen again. Bilim adamları korkmaktadır ki o tekrar olabilir. Tekrar olmak üzere.
Bu cümle mantıklı bir cümle gelmekle birlikte arkadaşlar, mantıklı gelmekle birlikte ama yukarıdaki cümleyi tamamlayıcı olmadığı için bunu da eliyoruz arkadaşlar. Yani mantık tamamlayıcı yok burada. D. It's already too late to reverse the damage done by pollution. Yani kirlilikten dolayı bir kere kirlilikle başladığı için arkadaşlar ifade kesinlikle bunu düşünmeye gerek yok. Çünkü yukarıdaki kirlilikle alakalı herhangi bir şeyden bahsetmiyor. D. Direkt geliyoruz arkadaşlar. B şıkkında burada arkadaşlar karar kıldık ve B'yi işaretliyoruz. 33. The Aral Sea in Central Asia and Lake Chad in Africa have shrunk in size. Yani Central Asia'daki Aral Sea ve Afrika'daki Lake Chad ne olmuş arkadaşlar? Boyut olarak daralmışlar, küçülmüşler arkadaşlar. Şimdi tamamlayıcı ifadeyi bulmaya çalışalım. Arkadaşlar A şıkkına bakıyorum. Ana cümlemiz present tense'de olduğu için arkadaşlar, present perfect tense olduğu için B, A şıkkındaki bu past tense uyumsuzluk yaratıyor. O nedenle direkt was blank bölümünü çiziyoruz ve 33 A'yı iptal ediyoruz arkadaşlar. B'den devam ediyoruz. Because the rivers that flow into them have dried. Burada arkadaşlar them ifadesi bir bütünlük sağlıyor. Yani neye akan arkadaşlar? Çünkü ona akan, yani onlara akan nehirler kurumuş durumda. Yani burada arkadaşlar bir cümle bütünlüğü var. Birbirini tamamlama var. Anlam bütünlüğü var. Burada arkadaşlar B'yi işaretleyebiliriz. C arkadaşlar. Nevertheless, the region's once prosperous fishing industry has been essentially destroyed. Yine de the bölgenin bir zamanlar ünlü olan, neyle ünlü olan? Balıkla ünlü olan, balıkçılıkla ünlü olan, balıkçılık endüstrisiyle ünlü olan bölgesinin ne olmuş arkadaşlar? İmha olmuş anlamında kullanılıyor. Burada alakası oldu arkadaşlar. Yani bu cümle burayı tamamlıyor. Birbirini tamamlamıyor arkadaşlar. D. Although population growth is so prevalent throughout Africa. Yani Afrika içinde nüfus artışının çok büyük olmasına rağmen diyor. Çok yaygın olmasına rağmen diyor arkadaşlar. Bu da alakası oldu. Sadece Afrika'dan bahsetmiyor bu cümle. E arkadaşlar. Since the people living in the Lake Chad Basin have to deal with the consequences. Burada arkadaşlar sadece Lake Chad'den bahsetmiş. O nedenle bu da uyumsuz oluyor arkadaşlar. 33 A'ydı ile eledik arkadaşlar. B'yi işaretleyip geçebiliriz. 34. Unless firmer actions are taken against the corruption. Unless'ın if not olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Eğer daha sıkı aksiyonlar, yani daha sıkı tedbirler, önlemler alınmazsa neye karşı arkadaşlar? Corruption'a, yani yolsuzluğa karşı daha sıkı önlemler alınmazsa, şimdi şıklarımızı inceleyelim. Tense uyumsuzluğundan arkadaşlar, bizim ana cümlemiz neydi arkadaşlar? Present tense, tense uyumsuzluğundan dolayı arkadaşlar B şıkkını eliyoruz arkadaşlar. O past tense'de kullanılmış, alakası oldu arkadaşlar. Biz burada arkadaşlar özellikle present tense'de başladığı için if'li cümle, sonraki cümle büyük ihtimalle bir modulla devam edecektir. Ama gene de anlamlara bakacağız tabii. A. The era of love standards and false prophets is over. Yani düşük standartlar ve yanlış karlar dönemi bitti diyor. İşte biter diyor. Ne alakası var? Eğer sıkı tedbirler alınmasa bu dönem biter. Alakası oldu arkadaşlar. A'yı eledik. C. B'yi zaten tense uyumsuzluğundan eledik arkadaşlar. C. Serious accounting problems have long plagued corporate audits. Yani ciddi problemleri ne olmakta arkadaşlar? Uzun süredir sıkıntı vermektedir. Neye arkadaşlar? Kurumsal denetimlere sıkıntı vermektedir. Ne alaka arkadaşlar? Bu da alakası oldu. C'yi de eledik arkadaşlar. D. Unconscious bias cannot be deterred by threats of jail time. Yani bilinçsiz ön yargılar
tespit edilemez by threats of jail time. Yani hapis zamanı tehditleriyle ne yapılamaz? Engellenemez diyor arkadaşlar. Tespit edilemez diyor, düzeltiyorum. Eğer sıkı tedbirler alınması, yani bu da uyumsuz oldu arkadaşlar. E'ye bakıyoruz arkadaşlar. It is de başlıyor. Demek ki it is arkadaşlar yan cümlede mutlaka onu etkileyen bir ifade var arkadaşlar. It is dediği burada corruption arkadaşlar. Onun its adverse effects on our economy will continue to exist. Yani onun ters yan etkileri, ekonomimizdeki yan etkileri olmaya devam edecek diyor. Yani eğer sıkı tedbirler alınmazsa corruption'a karşı, corruption'ın yan etkileri devam edecek diyor arkadaşlar. Bu uyumlu bir cümle oldu. Bunu işaretleyip geçiyoruz arkadaşlar. 34E. 35. The citizens of the industrial world suffer from ecological blindness. Yani endüstriyel, sanayisel dünyanın vatandaşları acı çekmektedir. Neyden? Ekolojik körlükten arkadaşlar acı çekmektedir. Ki bu cümleyi devam ettirecek ifadeyi bulalım şimdi. A. That reduces their collective sense of connectedness to the ecosystems that sustain them. Ki bu durum azaltmaktadır arkadaşlar. Neyi? Onun kolektif duygusunu, yani birleşmişliğin vermiş olduğu kolektif duyguyu neye karşı birleştirme duygusunu arkadaşlar? To the ecosystems, ekosistemlere vermiş olduğu birleştirme duygusunu ne yapmış arkadaşlar? Azaltmaktadır bu durum. Bu ekosistemler de neymiş arkadaşlar? Deadly ayırıyor. Sustain them. Onları sürdürmektedir diyor. Burada deadly cümle arkadaşlar ecological blindness'ı tanımlıyor. Bu cümle anlam olarak uydu arkadaşlar. B. Yet the transition is necessary for the plant's ecological survival. Fakat iş gereklidir diyor. Ne için? Gezegenin ekolojik sürdürülebilirliği için gereklidir diyor. Yani çok alakasız oldu bence. Anlam olarak bütünlük sağlamadı. C. But politicians will have to address the fossil fuel and pollution crisis. Fakat siyasiler şunu belirtmek zorundalar ki fossil fuel ve pollution crisis konusunu belirtmek zorundalar diyor. Bu da yukarıdaki cümleyle alakalı olmadı arkadaşlar. Fakat olduğu için bu uymadı bize. D. Whereas it is a fundamental problem pertaining to the world's population growth. Yani bir yanda, diğer yanda daha doğrusu, it is a fundamental problem, köklü bir problemdir. Pertaining to the world's population, yani dünyanın nüfus büyümesine ilgili olarak köklü bir problemdir. Yani diğer yanda diyor. Yani bu yandaki cümle, bir önceki cümlenin zıttını söylemiş olması gerekiyor ama alakası oldu. E. On the other hand, wind and solar energy do not create dangerous waste products. Gene on the other hand, bir taraftan da diğer taraftan da rüzgar ve solar enerji, yani bu biraz konu alakası oldu arkadaşlar. O nedenle do not create diyor, yaratmaz diyor. Tehlikeli atık ürünleri yaratmaz diyor arkadaşlar. Bu da bu cümleyi tamamlayıcı bir cümle olmadı arkadaşlar. O nedenle A'yı işaretliyoruz ve geçiyoruz. 36. Although Stalin was a ruthless leader. Stalin'in acımasız bir lider olmasına rağmen, cümleyi tamamlayacağız şimdi arkadaşlar. Past tense olduğuna dikkatinizi çekiyorum arkadaşlar. Şıklara hızlıca bakıyorum arkadaşlar. Şıklar past tense'e uyumlu arkadaşlar. Şimdi o zaman anlam olarak hızlıca bakmamız gerekiyor. A. His father constantly gave him severe beatings and punishments as a child. Şimdi biz oldu cümlede cümleyi tamamlayacak cümlenin onun zıttına bir şey olmasını bekleriz. Yani Stalin'in acımasız bir lider olmasına rağmen babasının ona sürekli dövmesi ve ceza vermesi çok alakası oldu arkadaşlar. Yani aslında biraz olumlu bir şey bekliyoruz şu anda. Acımasız lider olmasına rağmen olumlu bir şey yaptığını göreceğiz şimdi. Bu geçtik arkadaşlar A'yı. B. State-owned farms couldn't produce enough food for the people and many starved. Yani devlet
devlet tarafından yönetilen farmlar, çiftlikler. Bu da alakasız bir ifade oldu arkadaşlar. Yani Stalin'den bahsediyoruz. B geçelim. C. He was generally detested by Russians. O genellikle Ruslar tarafından nefret edilirdi. Arkadaşlar bu da olumsuz cümle, olumsuz ifade olduğu için bize uymadı arkadaşlar. D. He also did things that helped the Russians. Bu arkadaşlar anlam olarak cük diye oturuyor arkadaşlar. Çünkü bu bir ifade. O Ruslara yardım eden şeyler de yaptı, işler de yaptı, şeyler de yaptı diyor arkadaşlar burada. E. He betrayed his allies as well. O müttefiklerine de ne yapmış arkadaşlar? İhanet etmiş. Bu arkadaşlar gördüğünüz gibi 4 cümle olumsuz olduğu için D'yi olumlu olarak hemen işaretliyoruz arkadaşlar. 36 D ve geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar 5. bölümde çeviri sorularındayız. 37 ile 42. soruları yapacağız. Bu sorular arkadaşlar çok kolay olduğu değerlendirilir ve bunlar kaçırılmaması gerekir. Dikkatli olarak çözülmesi gerekir. Çünkü burada da bazen aldatmacalar olur ama bu sınavın en kolay bölümlerinden birisidir diyebiliriz. 50, 60, 70 gibi notlar almak isteyen arkadaşlar bu bölümü kaçırmasın. Hadi başlayalım. 37. Discovered in the late 19th century, the Altamira Cave in northern Spain was the first cave in which prehistoric paintings were discovered. Arkadaşlar böyle İngilizceden Türkçe çevirilerde ilk önce ben fiil eşleştirmesi, yani ana cümlemizde, bizim İngilizce cümlemizde fiil neyse Türkçe çevirisinde de fiili önce onu aramaya çalışıyorum. Şimdi şıklarımıza bakalım. Fiilimiz ne arkadaşlar? Was the first cave, yani ilk mağaraydı anlamını katacak ifadeyi bulmaya çalışıyoruz. A şıkkında meydana gelmiştir. Alakası olmadı. B şıkkında keşfedildi. Geçelim arkadaşlar. C şıkkında aradığımızı bulduk. İlk mağaraydı. Şimdi bunu bekleteceğiz ve daha detaylı inceleyeceğiz. D İspanya'dadır. Bu da olmadı arkadaşlar. E mağarasıdır. Bu da olmadı arkadaşlar. Biz şimdi ilk mağaraydı olan C şıkkındaki cümleyi biraz daha dikkatli inceliyoruz arkadaşlar. Teyit ediyoruz. Acaba cümleyle cümle örtüşüyor mu? Yani iki İngiliz translation, yani tercümesi birebir örtüşüyor mu? Ona bakacağız arkadaşlar. 19. yüzyılın sonlarında keşfedilen Kuzey İspanya'daki Altamira mağarası içerisinde tarih öncesi resimlerin keşfedildiği ilk mağaraydı. Bu aynı oldu arkadaşlar. Doğal olarak diğer şıkları çok detaylı incelememize gerek yok ve geçeriz. Bunu mutlaka teyit etmeyi mutlaka yapın arkadaşlar. Çünkü bazen böyle şaşırtıcı ifadeler olabiliyor. Gözden kaçabiliyor. Farklı bir yöntem izleyebilirler. Bir teyit etmenizde fayda var. Problem varsa çünkü diğer şıkları bir daha bakmanız lazım. 37 C ve geçiyoruz arkadaşlar. 38. Understanding what causes hunger and famine on a massive scale is vital not only to the welfare of the disadvantaged but survival of people on this planet. Şıklara geçmeden önce arkadaşlar hemen cümlenin fiilini tespit ediyorum. Is vital, yani hayata öneme sahiptir. Çok önemlidir anlamını taşıyan ifadeler kullanılacak. Yani sadece önemli değil diye de arkadaşlar. Çok önemlidir veya hayata öneme sahiptir şeklinde bir ifade arıyoruz. Şimdi A şıkkımıza bakıyoruz. Önemlidir. Bunu direkt eleyebiliriz arkadaşlar. B şıkkı hayata öneme sahiptir. Uygundur arkadaşlar. C şıkkı için çok önemlidir. Uygundur arkadaşlar. D şıkkı anlamak öneme taşımaktadır. Uygun değil arkadaşlar, siliyoruz. E şıkkı anlayabilmektedir. Uygun değil arkadaşlar, bunu da siliyoruz. Yani A, D ve E'yi eledik arkadaşlar. B ve C şıkları elimizde kaldı arkadaşlar. Şimdi B ve C'nin detaylarına giriyoruz. Cümleyi okumaya başlıyoruz. Diyor ki arkadaşlar B'de büyük çapta açlık ve kıtlığa sebep olan şeyi anlamak sadece yoksulları refah içinde yaşatmak için değil. Burada yaşatmak için diye bir ifade yok arkadaşlar. Bakıyoruz cümlemize, İngilizce cümlemize. What causes hunger and famine on a massive scale is vital not only to the welfare of the disadvantaged. Yani burada bir fiil kullanmıyor arkadaşlar. Not only'den sonra bir fiil yok. İçinde yaşatmak için değil ifadesi onun için yanlış oldu. B'yi de onun için eledik arkadaşlar. C'de ne diyor? C'yi teyit ediyoruz arkadaşlar. Çok büyük çapta açlık ve kıtlığa neyin sebep olduğunu anlamak
Yalnızca yoksulların refahı için değil, yani gördüğünüz gibi isim kullanmış arkadaşlar. Aynı zamanda bu gezegendeki insanların varlıklarını sürdürmeleri için çok önemlidir. Teyit ettik. Doğru, uygundur arkadaşlar. O nedenle biz 38C'yi işaretliyoruz ve geçiyoruz. 39. In addition to the kinds of agricultural machinery being used on large modern farms, a wide range of automated devices have become available to farmers through the revolution in electronics. Cümlemizin ana fiiline bakacak olursak arkadaşlar, have become available, yani kullanılabilir hale gelmiştir, mevcut hale gelmiştir. Available arkadaşlar, mevcut, kullanıma hazır anlamında kullanılmaktadır arkadaşlar. Bu nedenle şıklarımızda bu fiili anlamına getirecek şekilde bu cevabı bulmaya çalışacağız. A'ya bakıyoruz arkadaşlar, gerçekleşmiştir, uygun değil. Direkt eleyebiliriz arkadaşlar. B'ye bakıyoruz arkadaşlar, ortaya çıkmıştır, uygun değil. C'ye bakıyoruz arkadaşlar, kullanılabilir hale gelmiştir, uygun. D'ye bakıyoruz arkadaşlar, tarafından kullanılır, uygun değil arkadaşlar, eliyoruz. E'ye bakıyoruz, mevcut hale gelmiştir. Doğal olarak A, B ve D şıklarını eledik. Elimizde C ve E şıkları kaldı arkadaşlar. Sonra arkadaşlar C şıkkını okuyoruz ve aynı zamanda E'yi de okuyoruz. Diyor ki arkadaşlar, büyük modern çiftliklerde kullanılan tarımsal makine çeşitlerine ek olarak, in addition to the kinds of agricultural machinery being used on large modern farms, aynı arkadaşlar, birçok çeşitli otomatik cihaz elektronikteki devrim sayesinde çiftçiler için kullanılır hale gelmiştir. A wide range of automated devices have become available to farmers through the revolution in electronics. C şıkkı cuk oturdu arkadaşlar. Biz gene de E'yi kontrol edelim. Elektronikteki devrim ile birlikte, burada elektronikteki devrimle birlikte diye bir ifade yok arkadaşlar. O nedenle E bölümünü, E şıkkında siliyoruz arkadaşlar. C'yi işaretleyip geçiyoruz. 40. Şimdi arkadaşlar tam tersi Türkçeden İngilizce çevirileri göreceğiz. Azalan ölüm oranı, daha iyi tıbbi olanaklar, değerli kaynakların tüketilmesi, aşırı nüfusa yol açan nedenlerden birkaçıdır. Bu şekilde Türkçeden İngilizceye olan çevirilerde önce şıklarda şeyi aramaya çalışıyorum. Özneyi aramaya çalışıyorum. Yani Türkçe özneyi İngilizceye çevrilmiş halini arıyorum. Öznemize baktığımız zaman arkadaşlar, azalan ölüm oranı ve bununla birlikte virgül diye sayıyor arkadaşlar. Birkaç madde daha sayıyor. Bunların olduğunu söylüyor arkadaşlar. Ben şimdi azalan ölüm oranını hemen arıyorum arkadaşlar. A şıkkına bakıyorum. Var mı? Yok arkadaşlar. With the mortality ile başlıyor. Devam ediyor. Olmadı arkadaşlar. B, both diyor. Her ikisi de diyor. Yani burada sadece iki şeyden bahsetmiyor. Birkaç seçenekten bahsediyor. O da olmadı arkadaşlar. C'ye bakıyorum. Reduced mortality rate diye devam ediyor arkadaşlar. Bu uygun. Hemen şıkkı işaretlemiyoruz. Sadece bunu elemiyoruz arkadaşlar. D'yi, reduced mortality rate, bunu da elemiyoruz arkadaşlar. Bunları bekletiyoruz. E, our population is caused by, bunu eliyoruz arkadaşlar, direkt alakası oldu. Şimdi C ve D şıkları arasında bir eleme yapacağız arkadaşlar. Türkçe çeviriyi tekrar okuyoruz arkadaşlar. Azalan ölüm oranı, virgül, daha iyi tıbbi olanaklar, virgül diye devam ediyor arkadaşlar. Bakıyoruz. Reduced C, reduced mortality rate, coupled with, yani eşleştirilmiştir bir şeyle beraber diyor. Bir şeyle mi eşleştirilmiş arkadaşlar, yoksa birkaç seçenek mi var? Daha iyi olanaklar gibi 2-3 seçenekten daha fazla şeyle devam ediyor. Ama coupled with buraya uymadı arkadaşlar. C'yi de eledik arkadaşlar. D, reduced mortality rate, better medical facilities. Gördüğünüz gibi buradakileri birebir çeviriyor arkadaşlar. Yani birebir çevirmediği zaman direkt eliyoruz arkadaşlar. Bu nedenle D deyip işaretleyip geçiyoruz arkadaşlar. 41. Kanserle ilişkili olan en önemli genler konusunda zaten çok fikir var. Ancak keşfedilmeyi bekleyen çok daha fazla gen bulunuyor. Şimdi arkadaşlar şıklarımıza bakıyoruz arkadaşlar. Özneyle başlamış. Özneyle başlamadığı için, hiçbir şık özneyle olmadığı için arkadaşlar, direkt ben de burada yakalayabileceğim ipucunu bakıyorum. Demek ki fiille başlayacağım.
İlk fiilimizde arkadaşlar var. Demek ki ben var'la alakalı bir ifade arayacağım. Hemen ilk bölümde var'la alakalı. Sonra but'la devam edecek arkadaşlar bu ifade. Var ve but olacak. Yani bunu arayacağım arkadaşlar. Şimdi burada dikkat çekici olan bir konu daha var arkadaşlar. Zaten ifadesi var burada. Zaten çok fikir var ancak diyor. Yani biz already'yi de buraya katacağız arkadaşlar. Şimdi şıklarımıza bakıyoruz. Diyor ki A. There are already many ideas. Zaten çok fikir var. Ve ifadesi var. Bunu elimizde tutuyoruz arkadaşlar. B'ye bakıyoruz. Var mı böyle bir ifade arkadaşlar? Oldu ile başlıyor. Uymadı arkadaşlar. Eliyoruz. C. There are plenty of ideas. Already var mı? Yok arkadaşlar. Yani biz birebir çeviriyi bulmak zorundayız. Already olmadığı için direkt eledik arkadaşlar C'yi de. D'de var mı arkadaşlar? There are already many ideas. Already var. There are var. Evet arkadaşlar çok fikir var diyor. But ifadesi var. Onu elimizde tutuyoruz arkadaşlar. E şıkkına bakıyoruz. Despite the fact that ile başlıyor. Bu da alakası oldu. Rağmenle alakalı bir anlam yok burada arkadaşlar. E'yi de direkt eliyoruz arkadaşlar. Sonra A ile D arasında kaldık şimdi arkadaşlar. A ile D arasındaki detayları görmek için hemen bak tekrar Türkçe'ye gidiyoruz arkadaşlar. Kanserle ilişkili olan en önemli genler diyor. O şekilde ifade başlıyor. There are already many ideas about the most important genes related to cancer. Bu birebir ölçüyor arkadaşlar. Most important genes related to cancer. Direkt kanserle ilişkili olan en önemli genler ifadesini anlamına katıyor arkadaşlar. Bunu işaretleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi D'ye bakıyoruz. D'de var mı böyle bir ifade? De. About cancer related genes. Yani burada the most important genes ifadesini göremiyoruz arkadaşlar. O nedenle D'yi eliyoruz ve A'yı direkt işaretleyip geçiyoruz arkadaşlar. 42. 1980'lerin sonlarında Zambiya, HIV hastalığı belirtisi bulunan artan sayıda insanla başa çıkmak için yeni evde bakım stratejisini geliştirdi. Şimdi arkadaşlar bakıyorum özneyle başlayan ifadelerimiz var. Önce özneden başlayalım. 1980'lerin sonlarında Zambiya arkadaşlar ifadesini arıyorum. A şıkkı arkadaşlar. In order to trade 1980'ler ve Zambiya ifadesini birleştiremedim arkadaşlar. Yani cümle bununla başlamıyor. Olmadı. B. The reason why Zambiya. Olmadı arkadaşlar. Geçelim. C. What Zambiya developed in. O da olmadı arkadaşlar. D. In the late 1980s Zambiya. Yani bu direkt bu ifadeyle başladığı için arkadaşlar bunu aklımıza tutuyoruz. E. Zambiya adopted the new strategy of home base. Bu da uymadı arkadaşlar. Bunu da eleyebiliriz. Yani sadece elimizde D şıkkı kaldı ama biz gene de teyit etmek için okuyoruz. HIV hastalığı belirtisi bulunan artan sayıda insanla başa çıkmak için yeni evde bakım stratejisini geliştirdi. Zambiya developed the new strategy of home based care to cope with the increasing number of people with symptomatic HIV disease. Bu arkadaşlar bize uydu. Birebir örtüştü arkadaşlar. O nedenle D'yi işaretleyip geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar 6. bölümde paragraf soruları çözümünde 43 ve 46. soruları çözeceğiz. Önce paragraf hakkında genel bir fikir edinebilmek için bir okuyalım. Hormones are the chemical messengers of the endocrine system. Hormones are the signals which adjust the body's internal working together with the nervous system. Every multicellular organism has hormones. The cells which react to a given hormone have special receptors for that hormone. When a hormone attaches to the receptor protein, a mechanism for signaling is started. The cell or tissue that gets the message is called the target. Hormones only act on cells which have the right receptors. Many different kinds of cells can send a message. There are some kinds of cells whose main job is to make hormones. When many of these cells are together in one place, it's called a gland. Glands are groups of cells that make something and release it, put it outside the cell. Many glands make hormones. Endocrine means secreting directly into the blood. Most internal secretions are endocrine, from endocrine glands.
The opposite word is exocrine, which means secreting through a duct or tube. Some hormones are produced by exocrine glands, and some exocrine secretions go outside the body. Sweat glands and salivary glands are examples of exocrine glands whose products are released outside the body. Şimdi genel bir fikir edindikten sonra arkadaşlar, hormonlarla alakalı bir konu olduğunu zaten anladık. Bu kapsamda her soruya göre de arkadaşlar paragrafı şöyle bir göz atacağız. Başlayalım. 43. soru. As it is pointed out in the passage, a gland is... Şimdi arkadaşlar burada diyor ki parçada belirtildiği üzere bir gland şudur diyor. Ne olduğunu şimdi tanım olarak yerini bulup arkadaşlar buna göre de şıkları da elemeye çalışacağız. Gland'in ne olduğunu anlatan paragrafta yeri bulduk arkadaşlar. Glands are groups of cells that make something and release it. Put it outside the cell. Many glands make hormones. Glandler bir grup hücrelerdir ki bunlar ne yaparlarmış arkadaşlar? Bir şey yaparlarmış, onu dışarı atarlarmış. Hücrenin dışına atarlarmış. Çoğu glandler de hormonları yaparmış. Şimdi burada şıkları okuyarak arkadaşlar cevabı vermeye çalışalım. A. A system that uses chemical messengers called hormones. Buraya uyum ifade değil arkadaşlar. B. A small structure attached to a bloodstream. Bundan da bahsetmiyor. C. A group of cells that receive hormones and read them. Bundan da bahsetmiyor. D. A group of cells working together to produce hormones to send out. Arkadaşlar aynı ifadeyi kullanmış. D şıkkı. O nedenle burayı normal şey yapabiliriz, işaretleyebiliriz ama biz gene de E'yi okuyalım. A hormone that regulates the body's metabolism. Bundan da bahsetmiyor arkadaşlar. D grubu, D şıkkı arkadaşlar. Direkt o ifadenin içinden alınmış bir ifade. Aynı anlama geliyor. 43D. 44. On the basis of the passage, one can state that an endocrine gland, yani pasajın temelinde, on the basis of temelinde demektir, pasajın temelinde birisi şunu beyan edebilir ki, belirtebilir ki, bir endocrine gland, yani endocrine gland hakkında bilgi istiyor arkadaşlar, hangilerinin doğru olduğunu görmek istiyor arkadaşlar. Şimdi şıkları okuyarak bulalım, önce paragrafta yerini bulalım. İlgili bölüm bulduk arkadaşlar. Many glands make hormones. Endocrine means secreting directly into the blood. Yani çoğu glandler hormonları yaparmış. Endocrine'in de anlamı kanın içine gizlice sızmak, yani içine girmek anlamında kullanılıyor arkadaşlar. Direkt olarak girmek anlamında kullanılıyor. Şimdi bunu tamamlayacak, bu anlama gelecek bir ifade şıkları da bulmaya çalışalım. A is found in all mammals and amphibians. Bundan bahsetmiyor arkadaşlar. B eventually releases secretions outside of the body. Bu da ilgisiz bir ifade oldu arkadaşlar. C releases hormones through tubes or ducts. Yani tüplerden ve ductlardan bahsetmiyor. Releases a hormone into the bloodstream. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kanın içerisine release edermiş, yayarmış hormonu arkadaşlar. Bundan bahsediyordu. E can receive hormones directly from the bloodstream. Yani hormonları alır diyor arkadaşlar. Yanlış söylüyor. Halbuki hormonları içine göndermiş. Bloodstream'in içine arkadaşlar. Değişik. O nedenle D işaretleyip geçiyoruz arkadaşlar. 45. It is indicated in the passage that a target cell, yani parçada belirtilmektedir ki bir target cell, yani bir hedef hücre nasıl doldurmamız gerekiyor bu boşluğu, onu bulacağız arkadaşlar. Önce paragrafta yerini bulalım bu target cell ile ilgili bir bölümü. Target'la belirtilen bölüm bulduk arkadaşlar. Cell or tissue, hücre veya doku that gets the message, mesajı alan hücre veya doku is called the target. Yani target olarak, hedef olarak belirtilirmiş arkadaşlar. Şimdi şıklarda bunu tamamlayan, bu anlama gelecek bir ifadeyi bulmaya çalışalım. Releases something outside of the body. Yani bu biraz çok uçuk bir ifade oldu arkadaşlar. Yani büyük bir laf oldu. Olmadı buraya. B. Adjust the body's internal working. İç çalışmayı düzenlemez arkadaşlar. C. Receives a message sent through a hormone. Yani
Nereden arkadaşlar? Bir hormondan gönderilmiş olan mesajı alır diyor. Burada gets the message is called the target. Evet arkadaşlar, bu uydu. Burası uydu bize. Gene de diğer şıkları okuyalım. D is the type of cells that hormones seek to produce. Yani üretmek için araştıran hormonlardır gibi diyor. Bu da olmadı arkadaşlar. E is the type of cell that hormones fight against. Yani hormonların savaş açtığı veya dövüştüğü veya kavga ettiği bir hücre tipidir. Bu da değil arkadaşlar. Biz C'yi işaretliyoruz arkadaşlar. C en uygun ifade oldu. Mesaj alırlar diyor. 45C. 46. We can infer from the passage that paragraftan şunu çıkarabiliriz ki arkadaşlar, genel paragrafın tamamına hakim olmak lazım ki burada bu ifadeleri anlayabilelim. Şimdi şıklarımıza bakalım. Bu ifadelerin hangisi doğruysa onu işaretleyeceğiz. A. A significant amount of glands produce hormones. Yani önemli miktardaki glandler ne yaparmış arkadaşlar? Hormonları üretirmiş. Paragrafta yerini bulacak olursak arkadaşlar, many glands make hormones. Yani bu biraz önceki cevaplarda da zaten bunu görmüştük arkadaşlar. Çok glandler ne yaparmış? Hormonları yaparlarmış, üretirlermiş arkadaşlar. Yani bunu gözümüz kapalı işaretleyebiliriz ama diğer şıkları da bakalım gene. B. Your blood flow speed depends on the amount of hormones that have been released into it. Yani biz bundan bahsetmedik arkadaşlar hiç. C. A gland can be comprised of only one cell at a time. Yani bir gland sadece bir hücreye sahip olabilir diyor. Bu da alakası oldu. D. Those who have a lot of hormones sweat a lot. Yani çok hormon olanlar çok terler anlamında. Çok, bu da uygun bir ifade değil. Burada parçaya uygun olarak değil. E. Hormones must eventually be released outside the body. Hormonlar sonunda ne yapmalıymış arkadaşlar? Vücuttan atılmalıymış. Bunu benzer spesifik bir cümlede hatırlamıyoruz arkadaşlar. O nedenle 46A'yı işaretleyip geçiyoruz arkadaşlar. 7. bölümde 47 ile 50. sorularda paragraf sorularını çözmeye devam ediyoruz. Önce genel bir fikir edinebilmek için paragrafımızı hızlıca bir okuyalım. Eating disorders are diseases in which people have unhealthy relationships with food caused by poor self-image, a fear of weight gain or an inability to stop eating. Such disorders are often coping mechanism for other personal or psychological problems. There are many eating disorders, but the two common serious and closely related disorders are anorexia nervosa and bulimia nervosa. While most sufferers from eating disorders are women, men are affected too. About one in every 30 women in Canada will suffer from one or the both of these disorders in their lifetime. Almost 90% of women report that they are unhappy with their bodies, translating into an over $40 billion a year diet industry in North America. However, 90% of people who lose weight regain the lost weight within 5 years. Almost 10% of reported eating disorder cases involve males. However, because it is less socially acceptable for men to admit they have such a problem, many cases go unreported, so the actual figure for men is probably higher. Arkadaşlar, burada yeme problemleriyle ilgili bir parçadan bahsediyor. Bu şekilde parçayı okumamızın çok faydası var arkadaşlar. Bunu tabii ki benim gibi şu anda ben çalışma olduğu için yavaş okudum ama siz bunu göz gezdirerek hızlıca anlamaya çalışacaksınız. Tabii ki seviyenize göre okuyacaksınız. Yavaş seviyede okuyan birisiyseniz mecburen yavaş okuyacaksınız arkadaşlar. Önemli olan parçayı genel olarak zihnimize yerleştirmek. Sonra şıkları okuduğumuz zaman hemen o konuyla alakalı yeri aklımıza getirecek kadar iyi okumamız gerekiyor. Yoksa her soruda tekrar parçaya dön, şöyle detaylı bir göz gezdir falan. Bu çok yorar sizi arkadaşlar. Aklınızda büyük bir oranı kalacak şekilde böyle bir okuma yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Hadi sorulara başlayalım. 47.
The author claims that, yazar iddia etmektedir ki, şimdi şıkları okuyarak arkadaşlar cevabı bulalım. A diyor ki arkadaşlar, eating disorders mainly affect men. Parçada tam bunun tersini söylüyor arkadaşlar. B, eating disorders cause people to have unhealthy relationships between others. Bu alakasız bir cümle oldu arkadaşlar. C, eating disorders are not commonly serious. Bunu da söylemiyor arkadaşlar. D, a third of women will suffer from a eating disorder during their lifetime. Bundan da bahsetmiyor arkadaşlar. E, eating disorders may be a way of dealing with one's problems. Arkadaşlar, birisinin problemleriyle baş etmekten bahsediyor arkadaşlar parçada. Bu bölümü hemen bulalım arkadaşlar. Such disorders are often coping mechanism for other personal or psychological problems. Böyle problemler mücadele etme, üstesinden gelme mekanizmasıdır. Ne için? For personal, diğer person, kişisel ve psychological, yani psikolojik problemlerle mücadele etme, üstesinden gelme yöntemidir diyor arkadaşlar. Bu düzensizlikler diyor. E şıkkı da zaten aynen bunu söylüyor arkadaşlar. 47 E deyip geçiyoruz. 48 The author of the passage believes that, yani pasajın yazarı inanmaktadır ki, bakalım neye inanıyor, şıklarda elemeye çalışalım. 48'de A şıkkında diyor ki arkadaşlar, more men have eating disorders than the statistics show. Bu arkadaşlar doğru bir ifade. Ben bunu paragrafın sonuna doğru hatırlıyorum. Hemen hızlıca bir okuyoruz paragrafın son bölümünü. Almost 10% of reported eating disorder cases involve males. However, because it is less socially acceptable for men to admit they have such a problem, many cases go unreported. So the actual figure for men is probably higher. Bu yüzden gerçek sayı erkekler için muhtemelen daha fazladır. Zaten burada da diyor ki arkadaşlar, statistikler diyor ki erkeklerin daha fazla disorder'a sahip olduğunu söylüyor arkadaşlar. 48 A deyip işaretleyebiliriz ama biz diğer şıkları da gene de teyit etmek için okuyalım arkadaşlar. B, because men are not willing to admit their problems, the real number of men with, burada alakalı bir şey, with eating disorder will never be proven. Yani burada alakalı bir şey söylemiyor arkadaşlar. Bu uygun bir ifade değil. C, people outside of North America have not been observed having eating disorder problems. Bu da uygun bir ifade değil arkadaşlar. D, eating disorders have become socially accepted. Bundan bahsetmiyor arkadaşlar bu cümle paragrafta. It is known that women have eating disorders because of self-image problems. Bu da genel bir kaygı ifade arkadaşlar. Bu da çok uygun bir ifade değil. O nedenle 48 A deyip geçiyoruz arkadaşlar. 49. One can conclude from the passage that, birisi paragraftan şu sonucu çıkarabilir ki, bakalım şıklar ne diyor? A, eating disorders are entirely psychological. Tamam, psikolojik demiyor arkadaşlar, böyle bir ifade yok. B, if we deal with self-image, we will eliminate eating disorders. Bu ihtimalden de bahsetmiyor arkadaşlar. C, diets in North American countries are not working effectively. Bu ifadeyi hatırlıyorum arkadaşlar. North America ile alakalı bir bölümü hemen paragrafta yakalayalım. Bir dikkatli inceleyelim. Almost 90% of women report that they are unhappy with their bodies, translating into an over $40 billion a year diet industry in North America. Yani Amerika, Kuzey Amerika'da bir sürü para harcamışlar ve şeylerinden, vücutlarından memnun değillermiş bunlar arkadaşlar. Diyet için bir sürü para harcamışlar. %90 insan da ne yapıyormuş arkadaşlar? Asıl önemli olan bölümü bu. Kiloyu kaybediyormuş, tekrar geri alıyormuş 5 yıl içerisinde. Yani demek ki efektifli çalışmıyormuş arkadaşlar. Bunu C'ye işaretleyebiliriz ama devam edelim. Hemen hızlıca teyit etmek için diğer şıkları da. About 90% of women are currently negatively affected by eating disorders. Bu olmamış arkadaşlar bu ifade. Once one loses weight, it is difficult to regain it. Bunun da tam tersini söylüyor paragrafta. Bu da uygun değil arkadaşlar.
49C'yi işaretleyip geçiyoruz arkadaşlar. 50. The passage is concerned with paragraph şununla ilgilidir ki diyor. Ne ile ilgili? Yani konunun ana özünü soracak muhtemelen. Ana fikrini soracak. Biz bunu genel olarak şimdi çıkarmaya çalışalım şıklardan. Böyle genellikle ana fikir soran sorular da arkadaşlar parçanın ilk cümlesi master diye düşünüyorum. Şimdi bu bölümü şuraya dikkatlice okuyabiliriz. O cümleyi okuyabiliriz arkadaşlar. Eating disorders are diseases in which people have unhealthy relationships with food caused by poor self-image, a fear of weight gain or an inability to stop eating. Yani neyi tanımlıyor arkadaşlar? Yeme düzensizliklerini tanımlıyor. Nasıl bir hastalık olduğunu, kimlerde olduğunu bunlardan bahsediyor. Şimdi bakalım şıklarımızda bu hangisinde var? A. Finding a solution that prevents eating disorders. Yani bir problem çözme gibi bir şey değil bu arkadaşlar. B. Better understanding how disorders work in order to better cure them. Onları daha iyi tedavi etmek için daha iyi yöntemler falan anlamak onlardan bahsetmiyor. C. Understanding what eating disorders are and whom they affect. Evet arkadaşlar bu bölüm bundan bahsediyor. Bu problemlerin ne olduğunu anlamaktan ve kimleri etkilediğini anlamaktan bahsediyor. Direkt C'yi işaretleyebiliriz ama D'yi ve E'yi de kontrol edelim. Dispelling the meat and eating disorders exist on a large scale. Olmadı arkadaşlar. E. Showing how eating disorders influence our bodies. Vücudumuz nasıl etkilediğinden bahsetmiyor. But are linked to our thoughts. Düşüncelerimize bağlıdır. Hiç bahsetmiyor arkadaşlar. Bu nedenle paragrafta işaretlediğim bölümle birebir uyan 50C'yi işaretliyoruz arkadaşlar. 8. bölümde arkadaşlar 51 ile 54'ün soruları yani paragraf sorularını çözmeye devam ediyoruz. Paragrafı genel bir fikir edinmek için hızlıca bir okuyoruz arkadaşlar. Throughout the history of mankind, human technology and culture has experienced many advancements and setbacks. As a civilization rises, new technologies are developed, as well as new types of music, art and literature. Then, years, decades, or even centuries later, as that same civilization begins to decline, many of these technologies and arts are lost. During the Middle Ages, much of the great advancements made by the Greeks and the Romans had been forgotten due to the decline of living conditions in Western Europe. People went from living comfortable lives with good jobs and educations to living in a very poor conditions where there was constant turmoil, war, poverty and hunger. This time period is known as the Dark Age. The Dark Age lasted for hundreds of years, as many generations of individuals lived and died in these terrible conditions. Then in mid-1300s AD, things slowly began to improve. People began again to discover the arts and technologies of Romans and Greeks, making life a little easier. We call this period of time the Renaissance. The Renaissance began around 1350 AD in Italy and continued until about 1680. Arkadaşlar genel olarak yani insan tarihinde teknoloji, kültür ve buna benzer olgulardan bahsediyor arkadaşlar. Rönesans'ı değiniyor özellikle. Şimdi genel olarak sorularımızla birlikte bu parçayı biraz daha iyi anlamaya çalışacağız arkadaşlar. Şıklarımızı ona göre de işaretleyeceğiz. 51. soru tam da bununla ilgili arkadaşlar. Parçanın tamamını soruyor. The passage as a whole, parçanın bütününde şu tartışılmaktadır. Discusses diyor. Bunu bulacağız şıklardan arkadaşlar. Şimdi böyle cümlelerde size tavsiyem arkadaşlar. Cümlenin, paragrafın ilk cümlesini size kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü genel bir paragrafın yorumunu soruyor size. Throughout the history of mankind, human technology and culture has experienced many advancements and setbacks. Yani yıllar boyunca insanoğlu teknoloji ve kültürü tecrübe edilmişlerdir. Kültür üzerine bir sürü tecrübeler edinmiştir ve bununla birlikte gerilikler de görmüşlerdir. Şimdi bu diyor ki bütün parça neyden bahsediyor?
Tabii genel olarak parçanın bütünü de aklınızda olmalı tabii ki. Yani sadece ilk cümleden çıkarılmamalı. Ama ilk cümle bunu belirleyici olur genelde. A. How cultures tend to gain and abandon certain advancements throughout the years. Arkadaşlar bu direkt ilk cümlenin içinden alınmış bir bölümdür arkadaşlar. Yani uygundur. Ama diğerleri uyuyor mu uymuyor mu onu göreceğiz. B. How the history of mankind adapted its love for the arts. Bundan bahsetmiyor arkadaşlar. C. Which technology developed significantly during the Middle Ages. Middle Ages'e girmiyor. Yani bu konulara girmiyor. D. The importance of maintaining Greek and Roman culture as history progresses. Yani Greek culture'ın Greek culture'ın sürdürülmesi ve Roman culture'ın sürdürülmesinin öneminden bahsetmiyor arkadaşlar. Bu da uygun değil. The sufferings brought about in Europe by the rise of Renaissance. Renaissance'dan bahsediyor ama arkadaşlar Avrupa'da meydana çıkan rahatsızlıklar, getirilen rahatsızlıklardan bahsetmiyor arkadaşlar. Rönesans yükselirken bu da uygun değil arkadaşlar. Biz burada 51A direkt o bölümle alakalı olduğu için işaretleyip geçebiliriz arkadaşlar. 52. The author of the passage believes that the period between the Middle Ages and the Renaissance. Yani yazar inanmaktadır ki Middle Ages, Orta Çağlar ve Orta Çağ ve Rönesans arasındaki dönemde bir şey oldu diyor, was diyor çünkü arkadaşlar. Şimdi bu bölümü yakalamaya çalışalım. Paragrafta arkadaşlar Middle Ages bölümünü ve Rönesans bölümünü maviyle işaretledim arkadaşlar. Onunla ilgili bölümleri tekrar detaylı okuyabilirsiniz. Sonra aradaki bölüm Dark Ages olarak isimlendirilen bir bölüm arkadaşlar. People went from living comfortable lives with good jobs and educations to living in very poor conditions where there was constant turmoil, war, poverty and hunger. This time period is known as the Dark Age. Yani Dark Age olarak bilinen bölüm ki bu bölümde arkadaşlar fakirlik, geri kalmışlık, bu tür ifadeler var arkadaşlar. Şimdi bunu şıklarda okuyarak hangisi olduğunu bulmaya çalışalım. An extremely enlightening period. Bu olmadı arkadaşlar. Ya aydınlanma çağı değil. B. A largely undeveloped and regressive time. Yani gelişmemişlik ve geri gitmişlik var diyor arkadaşlar. Bu uygun arkadaşlar. C. A reflection of the traditions and art of the Roman period. Roman periyodundan hiç bahsetmiyor arkadaşlar. D. The fact that the Roman time lacked developed education. Yine Roman time'dan bahsetmiyor arkadaşlar. E. A time where life was more comfortable and came easier to people. Yani hayatın rahat olduğundan bahsetmiyor arkadaşlar. Uygun değil bu cümlede. Yani biz 52B deyip işaretleyip geçiyoruz arkadaşlar. 53. We can infer from the passage that the Dark Ages were named so because, yani biraz önce okuduğumuz Dark Ages'in neden bu şekilde isimlendirildiğini soruyor arkadaşlar. Şimdi şıklara bakıp rahatça hatırlayabiliriz. A. The period of the Middle Age was then other periods in history. Kısa olduğu için değil arkadaşlar, uygun değil. B. There was largely darkness because of the change in solar patterns. Yani güneşle alakalı paternlerde değişikliklerden dolayı değil arkadaşlar. C. People started not to find the jobs that they want during the Dark Age. Yani iş bulmayla alakalı bir şeyden bahsetmiyor. D. No great leaders emerged to deal with the difficulties that many people had. Liderlerden de bahsetmiyor arkadaşlar. E. Poor living conditions and wars replaced all advancements made during the Middle Age. Evet arkadaşlar, bu bölümü paragrafta bulabiliriz arkadaşlar hızlıca. During the Middle Ages, much of the great advancements made by the Greeks and Romans had been forgotten due to the decline of living conditions in Western Europe. Yani Batı Avrupa'daki yaşam koşullarının azalmasıyla, düşmesiyle arkadaşlar şeyler de unutulmuş arkadaşlar. Yani Middle Ages'te yapılmış olan gelişimler unutulmuş. Yani yer değiştirmiş. Burada da replace diyor ya arkadaşlar, ona uyuyor arkadaşlar. 53E işaretleyip geçiyoruz arkadaşlar. 54. We can see from the passage that the Renaissance, direkt Renaissance konusuna değiniyor arkadaşlar. O nedenle o paragrafın son bölümüne değinebiliriz, bakabiliriz arkadaşlar. Yani pasajdan görebiliyoruz ki diyor arkadaşlar, Renaissance şöyledir diyecek. Yani Renaissance bölümüne odaklanırsak arkadaşlar, önce orayı bir göz gezdirelim, sonra şıkları hızlıca geçeriz arkadaşlar.
A diyor ki arkadaşlar, lasted centuries longer than the Dark Age. Dark Age'den daha uzun sürmedi arkadaşlar. Buna yönelik bir şey belirtmiyor. B, discovered new and innovative technologies that were unknown. Daha önceden bilinmeyen bir şeyleri keşfetme veya teknolojilerle alakalı bir şey söylemiyor arkadaşlar. C, concentrated the European population into Italy through various migrations. Avrupa nüfusunla alakalı bir ilerlemeden vesaireden de bahsetmiyor arkadaşlar. D, readapted a lot of technologies and advancements of Greek and Roman period. Bu bölüm özellikle vurgulanmış arkadaşlar. Şimdi hızlıca bir okuyalım burayı. Then in the mid 1300s AD, things slowly began to improve. People began again to discover the arts and technologies of Roman Greeks. Roman and Greeks, yani Romalılar ve Greeklerin teknoloji ve artlarını tekrar keşfetmeye başlamışlar arkadaşlar. Burayı vurguluyor zaten. 54 D'yi işaretleyebiliriz arkadaşlar. E'ye bakıyoruz. Took the theoretical developments from the Dark Age and implemented them practically. Hiç alakası yok arkadaşlar. 54 D deyip geçiyoruz arkadaşlar. 9. bölümde 55 ile 58. soruları çözeceğiz arkadaşlar. Paragraf sorularına devam ediyoruz. Başlayalım. There are both natural and human sources of carbon dioxide emissions. Natural sources include decomposition, ocean release and respiration. Human sources come from activities like cement production. Deforestation as well as the burning of fossil fuels like coal, oil and natural gas. Due to human activities, the atmospheric concentration of carbon dioxide has been rising extensively since the Industrial Revolution and has now reached dangerous levels not seen in the last 3 million years. Human resources of carbon dioxide emissions are much smaller than natural emissions, but they have upset the natural balance that existed for many thousands of years before the influence of humans. This is because natural sinks remove around the same quantity of carbon dioxide from the atmosphere than are produced by natural sources. This had kept carbon dioxide levels balanced and in a safe range, but human sources of emissions have upset the natural balance by adding extra carbon dioxide to the atmosphere without removing any. Evet arkadaşlar, doğal ve insan kaynakları kapsamında karbondioksitin salınımına yönelik bir paragrafı okuduk arkadaşlar. Şimdi ona yönelik de soruları inceleyeceğiz. 55. According to this passage, humans, bu pasaja göre insanlar, bu cümleyi tamamlayacak şıkları şimdi inceleyelim arkadaşlar. A. Are at risk that causes dangerous and possibly dramatic in their lives. İnsanların riskli olduğunu söylüyor. Birçok tehlikeye sebep olacağını ve muhtemel dramatik değişiklikler hayatlarında olacağını. Yani çok genel bir ifade arkadaşlar. Uyumsuz oldu. B. Might wreak havoc on the environment as long as human activities are economically viable. Bu da alakası oldu arkadaşlar. C. Will eventually push the atmospheric concentration of carbon dioxide to dangerous levels. Bundan da bahsetmiyor arkadaşlar. D. Have disturbed the natural balance between carbon dioxide emission and removal. Yani karbondioksitin yayılımı ve dışarı atılmasına yönelik bir bölüm hatırlıyorum arkadaşlar. Bu ne yapmış arkadaşlar? Natural balance'ı bunların arasındaki natural balance'ı rahatsız etmiş. Buna yönelik bir ifade hatırlıyorum. Şimdi o bölümü bulacağız arkadaşlar. E. Are relatively short-sighted and more concerned with production than sustainability.
Bu cümlede biraz alakası oldu arkadaşlar. Yani parçada buna yönelik bir şey hatırlamıyorum. D'ye bakıyoruz arkadaşlar. Parçada bölümü buluyoruz. Human sources of carbon dioxide emissions are much smaller than natural emissions. But, şimdi ilgili bölüme geçtik. But they have upset, yani hayal kırıklığına uğrattı, üzdü. The natural balance, doğal dengeyi bozdu diyor. That existed for many thousands of years before the influence of humans. Evet arkadaşlar, bu cümle direkt uyuyor bizim şeyimiz arkadaşlar, şıkkımıza. 55 D'yi işaretliyoruz ve geçiyoruz. 56. One can infer from this passage that. Birisi paragraftan şu çıkarım yapabilir ki, neymiş bu çıkarım? Şıkları okuyarak görelim arkadaşlar. A. Human activity will eventually lead to the complete destruction of the atmosphere. Cümle uymadı arkadaşlar. B. The industrial revolution is responsible for a large portion of current carbon dioxide levels. Bu cümle de arkadaşlar bize uymadı. C. Nearly all human activities are in one way or another environmentally unsustainable. Yani bu cümle alakası oldu arkadaşlar. D. There are a greater number of natural carbon dioxide sources than there are man-made sources. Yani bu cümleyi hatırlıyorum arkadaşlar. Diyor ki doğal kaynaklar, doğal karbondioksit kaynakları diyor, daha fazladır diyor. Neye göre? İnsan kaynaklarından daha fazladır diyor. Yani bu bölümü birazdan paragrafta bulacağız arkadaşlar. E. Oil and natural gas are responsible for majority of human carbon dioxide emissions. Bu da bize uymadı arkadaşlar. Şimdi şıkkımızı buluyoruz arkadaşlar. Şıkkımızı paragrafta buluyoruz. Human sources of carbon dioxide emissions are much smaller than natural emissions. Arkadaşlar birebir örtüşüyor D ile. O nedenle D'yi işaretleyip geçiyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar paragrafı başta okumanın çok faydası var. Yani hatırlamanızı sağlıyor. Şıkları şeyle alakalı şıkları, alakalı bölümlerini bir parçada hatırlamanızı sağlıyor. En azından o bölüme odaklanmanızı sağlıyor. Doğal olarak sizi hızlandırıyor. 56 D dedik ve geçtik arkadaşlar. 57. The main point made in this passage is that. Arkadaşlar parçanın ana fikrini soruyor. Şimdi şıklarımıza bakarak eleyelim arkadaşlar. A. Mankind is inherently destructive. Bu ifade arkadaşlar çok genel geçer bir ifade. Yani diyor ki insan özünde dağıtmak vardır, yıkmak vardır diyor. Yani çok genel geçer bir ifade. Burada karbondioksite yönelik bir şey ifade etmiyor arkadaşlar. B. Karbondioksite emissions are an everyday part of life in 21st century. Yani 21. yüzyılın vurgusu yok burada arkadaşlar. C. Human carbon dioxide emissions have deteriorated the natural balance. Arkadaşlar özellikle bu vurgu yapılmaktadır. Şimdi paragrafta buna yönelik bölümleri ben işaretleyeceğim ve ona da bakarız arkadaşlar. D. There are a variety of sources responsible for carbon dioxide emissions. Arkadaşlar bu da çok genel geçer bir ifade, uymadı bize. E. Nature has evolved to function without mankind. Yani alakasız bir ifade oldu arkadaşlar, uymadı. Şimdi C'nin ilgili bölümlerini işaretlemeye çalışalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada işaretlemiş olduğum bölümler neredeyse human karbondioksit emisyonlarının natural balance'ı imha ettiğinin göstergesi olan birçok bölüm var arkadaşlar. Neredeyse çoğu bu ifadeden bahsediyor. O nedenle ana fikir olarak bunu işaretleyip geçebiliriz arkadaşlar. 57 C. 58. This passage states that, paragraf belirtmektedir ki, yani paragrafın içerisinde belirtilen bir ifadeyi soruyor arkadaşlar. Bu nedenle paragrafı gene iyi hakim olmak gerekiyor. Şıkları eleyerek gidelim. A diyor ki arkadaşlar, the atmosphere has been capable of cleaning carbon dioxide from the air for 3 million years. Bundan bahsetmiyor arkadaşlar. B, carbon dioxide concentration in the atmosphere is currently higher than it was when industrialization began. Bu bölümle alakalı bir bölüm hatırlıyorum arkadaşlar. Paragrafta buna birazdan bakarız. Bu uygun geldi bana. C. Animal and plant respiration and volcanic eruptions contribute more to carbon dioxide concentration in the atmosphere. Animal ve plant respiration'a değinmiyor arkadaşlar. D. Capitalism is responsible for the sudden rise in carbon dioxide levels. Bu da çok genel bir ifade oldu. Uygun değil arkadaşlar. E. The atmosphere becomes unbalanced and unsteady.
Bu da çok genel geçer bir ifade oldu arkadaşlar. Şimdi B'deki bölümü bir yakalayalım bakalım. The atmospheric concentration of carbon dioxide has been rising extensively since the Industrial Revolution and has now reached dangerous levels not seen in the last 3 million years. Gördüğünüz gibi arkadaşlar atmospheric concentration'ın karbondioksitinin hızlıca yükseldiğinden bahsediyor. B şıkkı da buna yönelik ifadeler bulunuyor arkadaşlar. 58B deyip geçebiliriz. 10. bölümde arkadaşlar 59-62 soruları çözeceğiz. Yine paragraf sorularına devam ediyoruz arkadaşlar. Paragrafımızı bir okuyalım. Mummies are humans or animals who are dead and whose skin and organs have been preserved either accidentally or intentionally. Preservation can be through lack of air, low humidity, extreme cold, or chemicals. This means that the body isn't decaying as long as it is kept in dry and cool conditions. Mummies have been discovered on all continents. In Egypt, there are over a million animal mummies, mainly cats in ancient Egypt. When a pharaoh passed away, it was believed that he would ascend to the afterlife and turn into one of the several gods that the people worshipped. They would use the process of mummification to preserve bodies to prevent them from decomposing. Intentional mummification started as early as the Second Dynasty, which was around 3400 BC or 3400 BC. It turned into being an integral part of Egyptian ritual for the dead. It can take up to 70 days to embalm a body correctly. On the other hand, the mummies found in Asia are usually considered to be accidental. The descendants were buried in just the right place so that the environment acted as an agent of preservation. This is most common in the desert areas of Iran, and the Tarim Basin. Mummies have been found in Asian climates that are more humid, but recovering them is difficult as the bodies are subject to decay rapidly after they are removed from the grave because of the warm, moist climate to which they are suddenly exposed. Arkadaşlar mumyalar konusuna değinen bir parça. Şimdi şıklarla, sorularla beraber bunun daha iyi detaylarına gireceğiz arkadaşlar. 59. It is pointed out in the passage that for the conservation of a mummy. Şimdi pasaja göre diyor ki arkadaşlar, pasajda şu belirtilmiş. Mumyanın yani mumyanın korunması, muhafaza edilmesi, bunu tamamlayacak bir cümle bulacağız arkadaşlar şıklarda. A. The internal organs of the body should be removed. Organların dışarı çıkarılmasına yönelik bir koruma yöntemi söylemiyor arkadaşlar. B. Chemicals should be kept out of the body. O da alakası oldu arkadaşlar. C. The decaying process of the body has to be performed. O da olmadı arkadaşlar. D. The environment should be dry and cool. Yani environment'tan bahsettiğini hatırlıyorum arkadaşlar. O bölüme bakarız şimdi. E. The heart should never be removed from the body. Bundan da bahsetmiyor arkadaşlar. Şimdi korumasına yönelik bölümü hemen paragrafta bulalım arkadaşlar. Preservation can be through lack of air, low humidity, extreme cold or chemicals. This means that the body isn't decaying as long as, yani yapıldığı sürece çürümüyormuş arkadaşlar koruması açısından. It is kept in a dry and cool conditions. Eğer kuru ve cool conditionslarda saklanırsa, zaten ne diyor arkadaşlar, the environment should be dry and cool. Yani çevre şartları kuru ve cool olmalı diyor arkadaşlar. D'yi işaretleyip geçiyoruz. 60. It is stated in the passage that the two different types of mummies, yani mumyaların iki tipi var diyor arkadaşlar. Bunun neler olduğunu şimdi göreceğiz arkadaşlar şıklara bakarak. A. Egyptian and Asian. Bu alakasız arkadaşlar. B. Accidental and intentional. Bu ifadeleri parçanın başında hatırlıyorum. Birazdan bakarız arkadaşlar. C.
Pharaohs and ordinary people olmadı arkadaşlar. The burned and graved olmadı. E, embalmed and decayed. Yani bu ifadelere rastlamadık arkadaşlar. B ifadesi direkt parçadan alınmış ifade olduğu için arkadaşlar onu yerini bulup hemen bakıyoruz arkadaşlar. Mummies are humans or animals who are dead and whose skin and organs have been preserved either accidentally or intentionally. Direkt ifade B şıkkını denk geliyor arkadaşlar. 60B deyip geçiyoruz. 61. It is explained in the passage that mummies in Asia are accidental because parçada şu açıklanıyor ki arkadaşlar Asya'daki mumyalar geçici. Çünkü bunun nasıl olduğunu şimdi anlatacağız, bulacağız yerini ve anlatacağız arkadaşlar. A. They were buried in the desert. Yani bu kuyakalı değil arkadaşlar. Yani accidental olmasına yönelik böyle bir bölüm yok arkadaşlar. B. Mummification process is an integral part of their culture. Bu da alakalı değil. Accidental alakalı olarak. C. It was believed that mummies would ascend to the afterlife. Alakası oldu arkadaşlar. D. Are subject to decay rapidly after they are removed from the grave. Olmadı arkadaşlar. E. The environment acted naturally as an agent of preservation. Ya bu cümleyi direkt parçadan hatırlıyorum arkadaşlar. Bölümü bulalım arkadaşlar şimdi. On the other hand, the mummies found in Asia are usually considered to be accidental. The descendants were buried in just the right place so that the environment acted as an agent of preservation. Yani direkt ifade paragraftan alındığı için arkadaşlar 61 E'yi işaretleyip geçiyoruz. 62. It is mentioned in the passage that mummies, yani pasajda şu belirtilmiş ki mumyalar şöyle şöyle diyecek ve cümle pasajdan direkt alınmış olacak arkadaşlar. A. Were discovered only in Asia, Egypt and Iran. Eksik oluyor arkadaşlar. B. Can be found only in Asia. Bu da eksik. C. Can be found all over the world. Burada world değil arkadaşlar. World yani dünyada her yerde bulunuyor. Şimdi bununla alakalı bir bölümü özellikle hatırlıyorum arkadaşlar. Sanki kıtalardan bahsediyordu. D. Are all dating from 3400 BC. Bu da olmadı arkadaşlar. Doğru bilgi değil. E. Are all exposed to warm and moist climate. Bu da olmadı arkadaşlar. Şimdi 62'nin C'sine bakıyoruz arkadaşlar. Önce paragrafta hatırladığım bölüme bakalım arkadaşlar. Mummies have been discovered on all continents. Bütün kıtalarda bulunmuş. Yani bütün dünyayı kastediyor. O nedenle 62C'yi işaretleyip geçiyoruz arkadaşlar. 11. bölümdeyiz arkadaşlar. 63 ile 67. soruları çözeceğiz. Bu bölümde arkadaşlar diyalog sorularıyla karşı karşıyayız. Bu sorular kaçırmamız gereken sorulardır. 50, 60, 70 ile notlar almak isteyen arkadaşlar bu bölümü kaçırmaz. 63. Charles, do you think that our kids are eating too much sugar? Jane, I don't think so. I only let them eat desserts after they finish their meals. Charles, bir şey söylüyor arkadaşlar, onu bulacağız şimdi. Jane, I suppose you are right. I found some chocolate hidden in Timmy's drawers. Şimdi üstteki cümleyle alttaki cümle arasındaki boşluğu aralarında ipuçları yakalayarak bulmaya çalışalım arkadaşlar. Şimdi boşluğun üstündeki cümle diyor ki arkadaşlar ben onları sadece yemeklerini bitirdikten sonra tatlı yemelerine izin veriyorum diyor. Sonra Charles bir şey söylüyor. Jane de diyor ki tekrar bence sen haklısın diyor. Ben onları gizli çikolatalarını buldum diyor. Timmy's drawers'ı çekmecelerinde gizli çikolatalarını buldum diyor. Şimdi bu boşluğu nasıl dolduracağız? Şıkları okuyarak bakalım alakalı olup olmadığını göreceğiz. A. We should definitely talk to them about eating too much. Yani çok yemekten bahsetmiyor. Bu o nedenle burayı eliyoruz arkadaşlar. B. A good idea would be to give them more fruit. Daha fazla meyve vermek onlara şey olmaz. Çünkü çikolata yakaladığını bulduk diyor. C. Sakladığını bulduk diyor. C. Why don't you stop giving them sugar? Neden onlara şeker vermeyi durdurmuyorsun? Alakası yok. Zaten saklıyormuş. D. My mother only let me eat dessert once a week. O da olmadı arkadaşlar. Bu da alakasız. E. But I think they are eating sugar when we are not looking. Fakat ben düşünüyorum ki
Onlar biz onlara bakmadığımız zaman yiyorlar. Görmediğimiz zaman yiyorlar. I suppose you are right. I found some chocolate hidden in Tim's drawers. Çünkü onlarda çekmecelerinde saklı çikolatalar buldum diyor. Bunu tamamlıyor arkadaşlar. 63 deyip geçebiliriz. 64. soruya başlamadan önce arkadaşlar ipuçlarının çok önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. İpuçlarını bu sorularda özellikle dikkatli yakalamaya çalışın arkadaşlar. Çünkü yanıltıcı sorular şıklar olabiliyor bazen. 64. Mel, how much art do you produce every month? Candice, I try to paint at least three portraits a month. Mel, bir şey söylüyor arkadaşlar. Candice, I work on it at least 5 hours a day. So, I guess you could say that. Boşluktan sonraki cümlede bir tahmin yapılıyor arkadaşlar. Kendisi diyor ki, ben onun üzerinde yaklaşık en az 5 saat çalışıyorum diyor. Bu yüzden tahmin ediyorum ki sen bunu söyleyebilirsin. Yani sen bunu söyleyebilirsin diyor. Demek ki Mel bir şey söylemiş. Yani bir soru sormuş. Tahmini bir süreden bahsetmiş. Ve biz süreyi hatırlatmaya çalışmış. Yani bir süreden bahsediyor. Demek ki soruyla tabii bunu soruyor ve tahmin ediyor. Demek ki ipucumuz buradaki kendisin. So I guess you could say that. Yani ve bir zamandan bahsediyor. En azından 5 saat çalışıyorum diyor. Bunu bulmaya çalışacağız şimdi. Nasıl bir soruymuş? Şıkları okuyalım. A. How long does it take you to finish one? Bir tanesini bitirmen ne kadar sürüyor? Halbuki orada zamandan bahsediyor. Sen bunu söyleyebilirsin diyor. Demek ki bir zaman süresinden bahsediyor. O zamanı söylemediği için bu uymaz arkadaşlar. B. Do many people buy them from you? Olmadı arkadaşlar. C. What exactly does your work entail? Bu da olmadı. D. Does that take a lot of your time? Bu seni çok zamanlı alıyor mu? Bu arkadaşlar uyuyor çünkü sen bunu söyleyebilirsin diyor. En az 5 saat harcıyorum bunun üzerinde diyor. Uyudu bize ama E'ye bakalım. How long does a portrait take to be sold? Ne kadar sürüyor bir tanesinin satılması? Alakası yok. Onun üzerine çalıştığı süreden bahsediyor. Biz 64'te deyip geçebiliriz arkadaşlar. 65. Student. Sir, what do we know about how humans first measure time? Researcher, the simplistic forms of telling the date and seasons were ancient buildings and monuments aligned to cyclical astronomical events. However, for timekeeping, sundials, water clocks, and hourglasses were the first effective objects to appear. Student, blah blah, researcher, with the invention of railroads and steam power along with electricity, societies developed the concept of keeping precise time. Şimdi burada benim tahminim arkadaşlar boşluktan sonraki cümle belirleyici bir cümle. Çünkü diyor ki railroads'un yani tren yollarının buhar gücünün ve bununla birlikte elektriğin bulunması diyor icadı ile birlikte toplumlar zamanı, kesin zamanı bulma veya tahmin etme veya öğrenme şeyini geliştirmişler, konseptini geliştirmişler arkadaşlar. Kesin zamanı geliştirme, öğrenme konseptini geliştirdiler ifadesi bize bir ipucu verecek arkadaşlar. O nedenle sorularımızı, aşağıdaki soruları ona göre dinleyelim. Şimdi A diyor ki arkadaşlar, How was it possible for humans to get from sundials to automatic clocks? Olmadı arkadaşlar. B. What do you think is the most accurate device to tell the time? Bu da olmadı arkadaşlar. Were there any different time standards used throughout history? Olmadı. Why have humans throughout the history given so much importance to time and timekeeping? Bu da alakası oldu arkadaşlar. E. When did people start to feel the need to measure time so precisely? Burada diyor ki arkadaşlar kesin zamanı öğrenme ihtiyacı, ölçme ihtiyacı ne zaman ortaya çıktı diyor. O da with the invention of yolların, tren yollarının, buhar makinelerinin vesairenin işte keşfiyle birlikte bu oldu diyor, gelişti diyor. Demek ki arkadaşlar 65E birbirini tamamlıyor arkadaşlar. İşaretleyip geçebiliriz. 66. Nathan,
The article says that the ability of worker ants to carry many times their own body weight is well documented. Seda, so how many times can an ant lift its own weight? Nathan, blah blah blah. Seda, can you imagine what humans would be able to lift if they were that strong? Şimdi burada arkadaşlar boşluktan hem üstünden hem altından faydalanmamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü diyor ki how many times can an ant, yani bir karınca ağırlığını, kendi ağırlığını ne kadar fazlasını kaldırabilir diyor. Kaç katını kaldırabilir diyor. Demek ki o kaç katıyla alakalı bir cümle söyleyecek. Sonra da Seda da diyor ki bu ifadenin, yani şeyin, bir insanın bu kadar ağırlık kaldırabildiğini düşünebiliyor musun gibi bir ifade kullanıyor arkadaşlar. Şimdi bunu tamamlayan ifadeyi hemen bulalım. It is indicated that they can ever work together to move bigger objects as a group. A uyumsuz oldu arkadaşlar. B, sometimes ants can withstand pressures up to 5000 times greater than their own body weight. Yani ağırlıkların 5000 katı kadar, 5000 katından daha fazlasına dayanabilirler diyor. Burada arkadaşlar ben B'yi direkt işaretler geçerim ama C, D, E'yi de sizin için okuyalım. Ants form a very strong social bond and work as a society to build their vast homes. Bu olmadı arkadaşlar. The ant's anatomy and its ability to withstand pressure will be of use in future robotics designs. There is no record that tells us exactly how much. Böyle şaşırtıcı gibi gelebilir ama arkadaşlar Seda'nın söylediği cümleyle biz burada arkadaşlar direkt anlıyoruz. Çünkü bu kadar insanın kaldırabildiğini düşünebiliyor musun şeklinde bir ifadeyle arkadaşlar burayı bağlamış oluyoruz. Doğal olarak 66B işaretleyip geçiyoruz. 67. Team, as a business, we are doing our best to recycle. Mary, we need to think of more creative ways in which we can reduce waste during working hours. Team, blah blah. Mary, yes, I agree, and we have developed a creative way to lower our paper usage in documentation. Burada arkadaşlar boşluğun altındaki bölümde Mary diyor ki yes I agree diyor. Yani onay verdiğini gösteren bir ifade var. Demek ki aşağıdaki sorular onaya ihtiyaç olmadığını gösteren, onaya ihtiyaç olduğunu gösteren sorular olmalı. A. Have other firms been pursuing recycling solutions? Onay sormuyor arkadaşlar. B. Can you tell me? Bana söyleyebilir misin? Onay sormuyor arkadaşlar. C. Don't you think? Düşünmüyor musun? Yes, I agree. Düşünüyorum. Burada onay soruyor arkadaşlar. Direkt C'yi işaretleyebiliriz ama diğerlerine bakalım. D. How can we? How'lu soru. Yes, no sorusu değil arkadaşlar. Eledik. E. Is the paper we use for pointing going to increase this trimester? Bu da bir onay sorusu değil arkadaşlar. Uygun değil. O nedenle biz direkt C'yi işaretleyebiliriz ama biz gene de okuyalım C'yi. Don't you think the solution is to use preventative strategies rather than having to deal with all the waste produce? Yani önleyici stratejilerin kullanılmasını şundan ziyade, neyden ziyade, bu üretilen atıklarla mücadeleden ziyade önleyici stratejiler kullanmak bir çözüm olduğunu düşünmüyor musun diyor. Yes, I agree and we have developed a creative way. Evet, biz bir yaratıcı bir yöntem bulduk. To lower our paper usage, yani kağıt kullanmamızı düşürecek seviyede ve dokümentasyon konusunda kağıt kullanımını azaltmak için bir şey bulduk diyor. Creative way bulduk diyor. Bu nedenle arkadaşlar birbirini örtüşüyor. 67C'yi işaretleyip geçiyoruz. 12. bölümde 68-71 soruları çözeceğiz. Rephrasal'ları, yani tekrar ifade edilmiş bir size cümle verecek. O cümleyi aşağıda hangisi aynı şekilde ifade edilmiş onu bulmaya çalışacağız. Dikkatli olması gereken sorular arkadaşlar. Yüksek puan alacaklar. Bunlara iyi çalışması gerekiyor. 68. Sugar from sugarcane is the main crop grown in Cuba, followed by tobacco, which is used in the making of handcrafted cigars that are famous for being the finest cigars in the world. Şimdi arkadaşlar bakalım şıkları inceleyelim dikkatlice.
A şıkkı diyor ki arkadaşlar, Cuba makes the finest cigars in the world. Yani Küba'nın en iyi sigaraları yaptığını söylüyor arkadaşlar. Bununla bahsedilmiyor arkadaşlar. Bunu eliyoruz direkt o nedenle. Cümle böyle başlıyor. B. Tobacco use making the worldwide known cigars ranks the second globally. Yani sigaralar ikinci olarak bilinmiyor dünya çapında. Bu nedenle onu geçelim arkadaşlar. Bunu da eliyoruz. C. Although sugar is Cuba's main crop. Yani although ile alakalı bir rephrase edilmiş bir ifade yok yukarıda arkadaşlar. O nedenle burayı direkt eleyebiliriz. D. Sugar production from sugarcane. Yani sugar production'dan da bahsetmiyor arkadaşlar. Sadece sugar'ı tanımlıyor. Production ile alakalı bir şey yok ifadede. D'yi de direkt eliyoruz arkadaşlar. E. Tobacco, which is crop, used to make the handmade cigars of worldwide fame, is second only to sugar from the sugar cane grown in Cuba. Bu cümleyi birebir örtüştürdüğünüz zaman arkadaşlar, cümleyi tam tersine alıp yerine koymuş. Yani sugar'la başlamış yukarıdaki cümle, alttaki cümlede tobacco ile başlamış. Bilgileri birincisinde sugar ikinci derecede diyor, burada da tobacco birinci derecede diyor. Yani bunların hepsini aynı bir örtüştürecek şekilde koymuş yerine arkadaşlar. 68E deyip geçiyoruz. 69. Despite some difficulties, an increasing percentage of the population prefer living in big cities so that they can take advantage of amenities presented by a modern life. Şimdi arkadaşlar burada despite ile başlayan bir bağlaç olduğu için şıklarda hemen eleme yapabiliriz arkadaşlar. A. More and more people ve cümlenin içerisine bakıyoruz arkadaşlar. Because bağlacı var, uymaz arkadaşlar. B. While bağlacı var arkadaşlar. Bu direkt elimizde tutuyoruz. C. In spite of difficulties. Bu da elimizde tutuyoruz arkadaşlar. Uyar. D'ye bakıyoruz arkadaşlar. Bağlaç var mı? Bir bağlaç bulamadım arkadaşlar. Eleyebiliriz. E. Because of great difficulties. Bağlaç çünkü ile alakalı uymaz arkadaşlar. A, D ve E'yi eledik arkadaşlar. Elimizde B ve C'yi tuttuk arkadaşlar. Şimdi B ve C'nin derinliklerine bakıyoruz. Ana cümle diyor ki arkadaşlar, despite some difficulties'lara rağmen artan oranda, nüfusun artan oranı ne yaparmış arkadaşlar? Büyük şehirlerde yaşamayı tercih edermiş. Bu yüzden onlar amenities, imkanlar demek arkadaşlar, modern life tarafından sunulan imkanlardan faydalanabilirler diyor arkadaşlar. Peki B ne diyor? While there are some difficulties, bazı zorluklar varken, burada despite'ı karşılıyor. Living in big cities, büyük şehirlerde yaşamak are favored, favoridir yani istenilen bir şeydir diyor. By an increased number of people, çok insan tarafından, artan nüfus tarafından, artan sayıda insanlar tarafından istenmektedir. In order to make use of facilities, yani provided by a modern life, modern life tarafından sunulan imkanlardan faydalanmak için. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi bu cümle birbirini örtüşüyor. C'ye bakalım arkadaşlar. In spite of difficulties, zorluklara rağmen artan nüfus, artan sayıdaki insan nüfusu tercih eder diyor büyük şehirleri. Çünkü amenities, imkanlar, değer, oradaki imkanlar onların modern life ile mücadele etmesini, üstesinden gelmesine yardımcı olacak. Bu biraz alakasız oldu arkadaşlar. Yani uyumsuz, mantık uyumu olmayan bir cümle oldu. O nedenle ben B'yi işaretleyip geçiyorum arkadaşlar. 70. Although food production has increased in recent decades, many people remain undernourished, a problem accounting for 15% of global disease. Şimdi cümle bağlaçla başladığı için arkadaşlar, olduğu bağlacı ile ben şıklarda bu bağlacı aramaya çalışıyorum arkadaşlar. A şıkkında thanks to'yu kullanmış arkadaşlar. Bunun sayesinde anlamına gelir. Olduğu ile alakası yoktur arkadaşlar. B şıkkı even though olabilir, cebimizde tutuyoruz arkadaşlar. C şıkkı regardless of food, görmeksizin, onu yani kabul etmeksizin anlamında. Regardless of food, bu uygun değil bize arkadaşlar. D. However, yine de olduğu karşılayacak bir bağlaçtır arkadaşlar. E. Nevertheless, yine de, bu da uygundur arkadaşlar. Şimdi elimizde
B, D ve E kaldı. A ve C'yi eledik arkadaşlar. Şimdi gelelim birebir bir de örtüştürerek devam etmeye. Ana cümlemizi hızlıca bir defa okuyoruz. Although food production has increased in recent decades, yani son 10 yıllarda yiyecek üretimi artmasına rağmen, many people remain undernourished. Burada remain kelimesini kullanıyorum ben arkadaşlar. Çünkü belirleyici bir ifade. Diyor ki çok insan yetersiz beslenmekte kalmaktadır. Yani bu şekilde kalmaktadır. Devam etmektedir anlamında kullanılıyor. Remain'i bulalım bakalım şıklarda. B'de diyor ki undernourished is a global problem. Yani bu undernourished'ın dünya çapında bir problem olduğundan söylüyor ama remain ile alakalı bir ifade yok. Siliyoruz direkt onun için arkadaşlar. C'yi zaten elemiştik. E'ye geldik arkadaşlar. Düzeltiyorum. D'ye geldik. D'de diyor ki still continues to be an issue. Yani undernourishment'ın hala devam eden bir problem olduğundan bahsediyor. Remain'i karşılıyor arkadaşlar. Bunu işaretle bekletiyoruz. E'ye bakıyoruz arkadaşlar. Substantially food production has increased substantially in recent decades. Nevertheless, undernourishment continues to be worldwide. Continues to be worldwide ifadesi var arkadaşlar. Burada ama devam ediyor. Making up 15% of all deadly diseases. Deadly diseases'dan bahsetmiyor yukarıdaki ifadede arkadaşlar. Onu direkt eliyoruz ve geçiyoruz. 70. O nedenle D'ye takılıyoruz ve D'yi işaretliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bazı sorular böyle detaylı bakmaya gerektiriyor. Onun için çok dikkatli ve hızlı bakmanız lazım. Yani ben size bunu anlatabilmek için yavaş yavaş anlatıyorum ama şeylerde testi çözerken hızlı küt 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 eleye eleye hızlıca geçiyorum arkadaşlar. 71. The extent of damage inflicted by earthquakes is related to the strength of the ground motions and to the behavior of the foundation soils. Şimdi arkadaşlar cümlemiz the extent of damage ile başladığı için ben bu ifadeyi şıklarda aramaya başlıyorum. A. How much damage? Uygun arkadaşlar. B. Amount of damage? Uygundur arkadaşlar. C. The type of earthquake? Uygun değil. Bunu eleyebiliriz. D. Type and extent of damage? Tipinden ve extentinden bahsettiği için uygun değil. E. The type and the extent of damage. Bu da uygun değil arkadaşlar. Şimdi elimizde sadece A ve B şıkları kaldı arkadaşlar. Şimdi bu bölümünde detaylarına indiğimiz zaman arkadaşlar cümleyi ana olarak okuduğumuz zaman şıklarda başladığımız zaman arkadaşlar how much damage an earthquake will cause is related to the power of the ground motions and also whether the base soils are fertile. Yani burada toprakların verimliliğinden bahsetmiyor arkadaşlar. Yani yukarıda 71'deki bölümde. Bu nedenle bu A'yı eliyoruz arkadaşlar. 72 B aynı anlama geliyor mu? Hızlıca bir bakıyoruz arkadaşlar. The ground movement strength and how the foundation soils act bear on the nature and amount of damage earthquakes cause. Arkadaşlar birbirini örten ifadeler olduğu için bu nedenle biz B'yi gönül rahatlığıyla işaretleyebiliriz arkadaşlar. 13. bölümde 72 ile 75. sorularda paragraf tamamlama sorularını çözeceğiz arkadaşlar. Hadi başlayalım. 72. Bla bla ile başlıyor. Yani cümlenin paragrafın başında bir boşluk var arkadaşlar. Bu tarz sorularda ana fikir ifade eder. Genelde böyle şey arkadaşlar ilk cümle paragrafın ana fikrini ifade eder. Bu nedenle bunu aramamız gerekiyor. Şimdi hızlıca bir paragrafı okuyalım genel olarak. The negative effects of global warming on humans may be most significant on food supplies and security. Wheat, rice and maize production in tropical and temperate regions are anticipated to vary widely in yields with severe yield impacts significantly increasing after 2050. Depending on global temperatures, an increase of 4 centigrade or more above the late 20th century levels combined with increasing food demand risks negatively impacting all aspects of food security, including access, utilization and price stability. Şimdi arkadaşlar boşluktan sonraki cümle the negative effects of global warming ile başlıyor. On humans may be most significant. Burada iki ifadeye dikkat çekiyoruz arkadaşlar. Negative effects ve most significant.
Yani bu the ile başladığı için negatif effects arkadaşlar, demek ki önceki cümlede bilinen negatif effectler var. Ve most significant on diyor. Maybe most significant on, belki de daha önemli, en önemli derecede food supplies'larını ve security etkiliyormuş arkadaşlar. Bu nedenle bu ifadelerin most significant the negative effects'i özellikle vurguladığı için önceki cümlede biz negative effects'i direkt bulmalıyız arkadaşlar. Şıkları da o gözle okuyoruz. A. As global warming progresses, there will be significant change in aggregate sea level. Burada bize uymadı arkadaşlar. Deniz seviyesi vesaire, bunlar biraz alakası oldu. B. Major crop production is negatively impacted as temperatures are rising. Major crop production ve negatively affected diyor arkadaşlar. Bu bize uydu. Bunu elimize tutuyoruz. C. Wildfires place vulnerable human lives and systems in dangerous jeopardy. Yani wildfires bize uymadı arkadaşlar. Çok biraz alakası oldu bu bölümle alakalı. O nedenle bunu da ediyoruz. D. As temperatures rise, the world ecology become unbalanced. Yani sıcaklıklar arttıkça dünya ekolojisi de unbalanced oluyor. Bu negatiflik bir ifade eden bir ifade değil arkadaşlar. Uymadı. Çok genel bir ifade daha doğrusu. O nedenle bize uymuyor. E. Most of the negative impacts from agriculture on the environment can be reduced or prevented by policies. Burada arkadaşlar negatiflik ifadesini yakalıyoruz. Ama impacts from agriculture, yani tarımdan gelen şeyler neydi? Olumsuz etkiler diyor ama biz global warming'in olumsuz etkilerini arıyoruz. Yani bize uymadı. Bir de by policies ile engellenebilirmiş bu. Bu by policies'i anlatmıyor sonraki cümlelerde. O nedenle çok alakası oldu. A'yı direkt eleyebiliriz arkadaşlar. O nedenle elimizde ne kaldı arkadaşlar? B. 72B. 73. Total solar eclipses take place somewhere on the planet about every 18 months or so, but the average frequency of the event for any random point on the planet is roughly once in almost 400 years. Across the planet, however, solar eclipses are actually more frequent than lunar ones. Lunar eclipses, by contrast, happen about once per year at any given location on the planet. Nevertheless, since solar eclipses can be seen from only a very limited region of Earth at a time, and lunar eclipses can be seen by an entire hemisphere, solar eclipses may seem less frequent. Yani burada arkadaşlar solar eclipses ve lunar eclipses'e yönelik ifadeler var. Şimdi bu boşlukla alakalı ipuçlarını yakalamaya çalışalım arkadaşlar. Sonra da şıklara geçeceğiz. Şimdi benim arkadaşlar boşluktan önceki ve sonraki yakaladığım ipuçları şöyle. Diyor ki boşluktan önceki cümle arkadaşlar. Across the planet, however, solar eclipses are actually more frequent than lunar ones. Yani buradaki are actually more frequent dediği daha sık diyor. Bu daha sıklığı bu bölümde ifade etmeli arkadaşlar. Sonraki cümlede diyor ki lunar eclipses by contrast, yani tam tersine diyor, happen olur, şöyle olur diyor. Demek ki olmakla alakalı da bir ifade var arkadaşlar önceki cümlede. Şimdi bu ikisini de birleştirecek şekilde şıklarda aramaya çalışalım. A. There are no annular lunar eclipses because Earth is much bigger than the Moon. Biraz alakası oldu arkadaşlar. B. If the eclipse is a total lunar eclipse, the moon will pass through the shadow created by Earth. Arkadaşlar bu iki şıkta da happen'la alakalı bir şey yok. C. For example, total and annular eclipses occur every 5 or 6 months. Burada sıklığı ifade eden every 5 or 6 months ifadesi var arkadaşlar. Daha sık olduğunu anlatmaya çalışıyor. Aynı zamanda occur olmakla alakalı bir ifade var arkadaşlar. Bu nedenle burayı aklımıza tutuyoruz. C uyar arkadaşlar buraya, ama daha şık bir ifade var mı ona bakalım. D. A lunar eclipse always happens around 2 weeks before or after a solar eclipse. Burada happen'la alakalı bir ifade var D'de, ama diyor ki a lunar, yani bir lunar eclipse
şöyle olur diyor. Ama sonrakinde diyor ki lunar eclipses by contrast, yani tam tersinde şöyle olur diye devam ediyor. Onun için uyumsuzluk var arkadaşlar. D'yi direkt eledik. E, total solar eclipses have not always been visible from Earth. Burada arkadaşlar genel bir ifade oldu. Yani paragrafın ortasında yakışacak bir ifade değil. O nedenle arkadaşlar biz 73C'yi işaretleyip geçiyoruz. 74. Premature infants known as preemies come into the world earlier than full term babies. Prematurely occurs when a pregnancy lasts less than 37 weeks. Full term infants are born 37 to 42 weeks after the mother's last menstrual period. Blah blah. Sometimes it is caused by the mother's health conditions during pregnancy, such as gestational diabetes, hypertension, heart or kidney problems, an infection or bleeding due to abnormal positioning of the placenta. Burada premature yönelik bir paragraf var arkadaşlar. Şimdi bunun detaylarında tam cümle paragrafın ortasındaki boşluğu bulmaya çalışacağız. O nedenle genel uçuk ifadeler olmamalı. Yani detaylardan bahseden bir ifadeli olmalı. Onun ipuçlarını da şimdi yakalayalım bakalım. Şimdi boşluktan sonraki ifadelere baktığımız zaman arkadaşlar prematurity 37. haftadan daha az zamanlarda olurmuş arkadaşlar. Bunun bebeğin doğumu da 37 ile 42 haftalar arasında olurmuş. Şimdi demek ki bu ifade şöyle devam etmeli. Premature doğumuyla alakalı bir ifade olmalı. Aynı zamanda sonrasındaki cümlede diyor ki bazen it's caused by, demek ki bir sorunun sebebini anlatıyor burada. It's caused by. Bu iti tamamlayacak tekil bir ifade olmalı. Aynı zamanda bir cause ifade etmeli. Ve sonraki cümlede de hatırlıyorsanız arkadaşlar such as diye bu sorunları sayıyor arkadaşlar. O cause'u bir kısmen anlatıyor. Yani cause'a yönelik bir ifade olmalı arkadaşlar. Şimdi A. Other times preterm birth can be caused by a mother's lifestyle choices such as poor nutrition. Burada arkadaşlar other times diyor ya, sometimes diyor sonradan, other times diyor. Bu other times neyi niteliyor? Önceki cümleyi nitelemiyor arkadaşlar. Bağlı bir ifade değil yani. Onu bağlayacak bir ifade değil. Sonraki gelen ifadeler onu bağlayacak bir ifade değil. Bir de cause'u burada anlatmış ama aşağıda zaten cause'ları saydığı için bir de buna uyumsuz oldu arkadaşlar. Sometimes it's caused by diyor. Other times'ı da sonradan söylemiş olsaydı, yani sometimes'ı cümleden sonra söylemiş olsaydı belki biraz daha şık olabilirdi ama öncesinde söylemesi yakışık almadı. B. For this reason, preterm deliveries are more common in women younger than 19 or older than 40. Yani burada yaşa bağlı bir şeyden bahsetmiyor arkadaşlar. O nedenle biraz olumsuz oldu. C. Preemies have many special needs that make their care different from that of full-term infants. Burada ihtiyaçlara yönelik bir ifade ve bir paragraf değil bu arkadaşlar. Uymuyor. D. Most preemies do as well as they get older and catch up to their full-term peers in time. Gene arkadaşlar niteleyecek bir ifade yok bu ışıkta. O da eledik arkadaşlar. E. Often the cause of preterm delivery is unknown and not within a mother's control. Şimdi burada arkadaşlar often'la başlıyor. Often, paragrafın bütününü düşündüğünüz zaman often, sonra sometimes devam ediyor. Yani sıklıkla şöyle olur diyor. Sometimes, bazen de böyle olur diyor. Sıklıkla sebebi şudur diyor delivery'nin. Bilinmez diyor. Annenin kontrolünde değildir diyor. Bazen de o şundan kaynaklanmaktadır diye devam ediyor cümle arkadaşlar. Bu nedenle anlam bütünlüğünü koruyor. 74 E'yi işaretleyip geçiyoruz arkadaşlar. 75. Carbondioxide air pollution is the primary cause of ocean acidification. Reducing our carbon emissions is the best strategy for addressing ocean acidification. At its root, reducing surface runoffs, pollution and the industrial waste released into water bodies
will also help in tackling the impact of water acidity. Scientific research on ocean acidification and ways of mitigating it are still underway. Support for these studies will contribute significantly to solving. Burada arkadaşlar pollution ve özellikle acidification konusuna yönelmiş arkadaşlar. Bu kapsamda son cümle burayı bitirecek nitelikte bir cümle olmalı. O nedenle ipuçları da onu belirtmeli arkadaşlar. Şıklarımızı okurken veya ipuçlarımızı bularken ona göre bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar boşluktan önceki cümleye bakacak olursak support for these studies diye başlıyor cümle arkadaşlar. Bundan önceki ifadeler de bu çalışmalara yönelik ifadelerden bahsediyor. Will contribute significantly to solving, yani bunu çözmeye yönelik önemli katkıları olacaktır diyor arkadaşlar. Demek ki şıklarda da bu çalışmaların desteğine yönelik bir ifade bulunacak. Yani onunla sonuçlandıracak. Bu support'u niteleyecek ve devam ettirecek arkadaşlar. Şimdi şıklarımızı okuyalım. A, in addition, gördüğünüz gibi arkadaşlar güzel bir yaklaşım. İlave olarak diyor. It will probably control this evil twin of climate change. Bu muhtemelen bu şeytani climate change'in ikizini kontrol edecek diyor arkadaşlar. B, nevertheless, yine de olumsuz olarak devam edecek anlamına geliyor bu arkadaşlar. Lower sea power pH can weaken, gördüğünüz gibi olumsuzlaşırı, a number of organism metabolic processes. Ve bizim bu study supportlarına yönelik bir ifade göstermiyor arkadaşlar. C, deforestation on the other hand has two contributing factors. Yani ormanları şey yapmak arkadaşlar, kesmek, bu da olumsuz bir ifade. Bu support'u yönelik bir şey değil arkadaşlar, desteklemiyor. D, all of these human activities contribute to higher concentrations of CO2 in the atmosphere. Yine support'a yönelik bir ifade değil. However, fossil fuel emissions are gases released from cars. Devamını okumaya gerek yok arkadaşlar. Zaten ne diyor? Support'a yönelik bir ifade değil arkadaşlar. Burada en güzel support'u destekleyen ve in addition diye son paragrafın son cümlesine yakışır şekilde ilave olarak diye devam eden ve bu supportları ilave olduğunu gösteren bir yaklaşımla A şıkkını işaretliyoruz arkadaşlar. 14. bölümde arkadaşlar ilgisiz cümleyi bulmaya çalışacağız. Yani paragraf içerisinde, paragraf bütünlüğü içerisinde olduğu için arkadaşlar gene anlama becerinizin çok iyi olması lazım. Yüksek not almak isteyenlerin dikkatli irdeleyerek çözmesi gereken ve buna yönelik de nasıl ipuçları bulduğumuzu gösteren bir çalışma yapacağız arkadaşlar. 76. Paragrafımızı düz bir şekilde okuyoruz arkadaşlar. 1. People and birds have been interacting for several centuries to date, consequently making birds amongst the most studied organism on the planet. 2. Bird watching is among the favorite activities people undertake on a day-to-day basis. Bu iki ifade arkadaşlar birbirini tamamlamayan ifadeler. Ya bir de hata var ya iki de hata var. Şimdi bakalım hangisinde hata varsa üçüncü cümle ve sonrası devam ederek bize belli edecek arkadaşlar. 3. Activities of the celebration day include awareness campaigns, nature festivals and bird watching. 4. Due to the relationship between humans and birds, humans from different walks of life set aside different days to celebrate birds. 5. Today, different organizations and governments recognize some of these days set apart to celebrate birds and help in their conversation and study. Şimdi paragrafı irdeleyerek bakacak olursak cümle bazında birinci cümle people and birds ile başlıyor arkadaşlar. İnsanlar ve kuşlarla bir bağdan bahsediyor. Sonra ikinci cümlede bird watching'den bahsediyor. Gene onların aktivitelerinden bahsediyor. Yani kuşa bakım ve sonrasındaki aktivitelerden bahsediyor. İnsanların üstlendiği aktivitelerden bahsediyor. İnsanlarla gene bağdan devam ediyor arkadaşlar.
Üçüncü bölüme geçtiğimiz zaman arkadaşlar activities'leri tanımlıyor. Yani celebration activities'leri tanımlıyor. Ama bir önceki cümlede celebration activities ile alakalı bir şey yok arkadaşlar. Favorite activities diyor sadece. Bir de bu activities of celebration neymiş arkadaşlar? Awareness campaigns bla bla diyor. Yani bunlar da alakasız oldu arkadaşlar. Bird watching ifadesiyle devam ediyor ama şey değil arkadaşlar. Bu awareness campaigns, natural festivals bu uymadı arkadaşlar. Dördüncü cümlede humans and birds'den bahsediyor. Gene insanlar ve kuşlar arasındaki bağdan bahsediyor. Different days to celebrate birds. Kuşları şey yapmak için, tebrik etmek için farklı günlerden bahsediyor. Bu favorite activities people undertake ifadesini tamamlayan ifade arkadaşlar. Human and birds ifadesinden çıkıyor araya. Ama üçüncü cümlede human and birds ifadesi yoktu arkadaşlar. Beşe geçtiğimiz zaman gene bu different days'i tamamlayacak şekilde these days set apart to birds diye devam ediyor. Burada doğal olarak arkadaşlar üçüncü cümle paragrafı uyumsuz cümle olarak geçiyor arkadaşlar. O nedenle 76C deyip geçiyoruz. 77. Önce bir cümlelerimizi hızlıca okuyalım arkadaşlar anlam bütünlüğü açısından. 1. Much of Africa's contribution to world art is in the form of sculptures made of wood. 2. These sculptures include powerfully expressive figures, highly stylized masked symbols of royalty and household furniture. 3. Many artists, including Henri Matisse and Pablo Picasso, were fascinated by African art and borrowed features from it to incorporate in their own work. 4. Because, burada because'la başlaması biraz itici geldi arkadaşlar. Nearly 1000 cultural groups are distributed throughout the West continent. There is a large variety of artistic styles. 5. In this way, the art of Africa has had an impact on the course of modern art in the West. Şimdi arkadaşlar cümlelerimizi irdeleyerek bakalım hangi ipuçlarını işaretliyoruz onları görelim. Birinci cümleden başlarsak arkadaşlar much of Africa's contribution to world art diyor. Yani sanat dünyasına bir şey, dünya sanatına bir katkıda bulunmayla alakalı Afrika'nın katkısını vurguluyor arkadaşlar. Sonra sculptures'lardan bahsediyor. İkinci cümle these sculptures diye devam ediyor. Onları vurguluyor. Ve anlam bütünlüğünü koruyor cümle. Üçüncü cümle many artists diyor. Birçok artist diyor. Bu features'lardan almıştır diyor. Ödünç almıştır diyor. Ve kendi çalışmalarına getirmiştir. Ve bu artistler de batılı artistler arkadaşlar. Kendi çalışmalarını da yansıtmıştır bunu diyor. Sonra 4 because da başlıyor. Ne alakası var diye düşünüyorsunuz arkadaşlar. Yani bu artistler niye aldı mı diyecek, onu mı açıklayacak. Onu açıklıyorsa doğrudur. Ama because nearly 1000 cultural groups are distributed ile devam ediyor arkadaşlar. Yani bu alakasız bir cümle oldu. 5 arkadaşlar 3 ile 5 arasında bir bağ var. Birçok artist şunu almıştır diyor. Böylece de diyor. In this way an impact on the course of modern art in the West. Yani Batı'da da etkisini gördük. Çünkü Batılı artistler bunu almış. Burada 77 4. cümle yani D şıkkı uyumsuzdur arkadaşlar. D'yi işaretleyip geçiyoruz. 78 1. cümleden dikkatlice okumaya başlayalım arkadaşlar. When people learn a second language, they become a valuable asset to the community. 2. Language is one of the main components of the civilization and culture of the community who speaks it. 1 ile 2 arasında bir uyumsuzluk var. Bunu birazdan detaylı ipuçlarıyla anlayacağız arkadaşlar. 3. Apart from the requirement of interpreters, there is an increasing number of jobs where people are required to interact with others who speak other languages. 4. Learning a second language also enables a person to adapt to a variety of cultural backgrounds. 5. Also the capacity of communicating in other language can be a contributory factor to the overall achievement of professional and personal career goals. Şimdi arkadaşlar irdeleme konusunda birinci cümle when people learn a second language insanlar ikinci dili öğrendiği zaman bir valuable olurlar. Yani kıymetli bir yardımcı olurlar demek istiyor. Eleman olurlar demek istiyor. İkinci cümle language ile başlıyor ve language'in önemli bir konu olduğundan bahsediyor. Üçüncü cümle
Gene birinci cümleyi destekleyecek şekilde to interact with others, yani başkalarıyla iletişimde geçmek konusunda gereklidir diyor. Dördüncü cümle learning a second language also şunu yapmaktadır diye, faydası olmaktadır diye bir şey söylüyor arkadaşlar. Yani a valuable asset'i destekliyor. Beşinci cümlede also ile devam ediyor. Achievement of professional and personal career goals ile, yani gene valuable asset'i destekleyecek şekilde ifadeler kullanıyor. Ama ikinci cümlesi language'i tanımlıyor sadece. Onun için çok faydası yok bu cümlenin arkadaşlar. 78B'yi işaretleyip geçiyoruz. 79 okuyalım. 1. Anxiety disorders include panic attacks, post-traumatic stress disorder and obsessive-compulsive disorder. 2. They are among the most common mental illnesses affecting roughly 40 million American adults. 3. A person has an anxiety disorder if she or he has persistent worry for several months, at least 4 days. 4. Antidepressant medications can be a godsend for people struggling with the dark mental of depression. 5. Some people with anxiety disorder feel they have always been worries even since childhood or adolescence. Şimdi genel böyle hızlıca bir okuma yaptıktan sonra arkadaşlar hemen ipuçlarından elemeye başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi cümle bazında irdeleyecek olursak arkadaşlar, birinci bölümde diyor ki anxiety disorders ile başlıyor cümle. İkinci cümleye geçince they diyor, bu anxiety disorders şeylerin mental illness'ların arasındadır diyor. Üçüncü cümleye geçiyor arkadaşlar, diyor ki bir insan anxiety disorder olursa diyor, devam ediyor. Dördüncü cümlede arkadaşlar antidepresant vesaireyle devam ediyor ve destekleyici bir ifade yok. Beşinci cümle ne yapıyor arkadaşlar? Bazı insanlar diyor anxiety disorder feel eder diyor. Direkt zaten böyle baktığınız zaman arkadaşlar dördüncü cümlede anxiety disorder destekleyecek bir ifade bulmadığı için bunu direkt işaretleyip geçebiliriz arkadaşlar. 79D 80. 1. Habitats change over time, sometimes only conditions or the whole living environment. 2. The changes are brought about by natural factors such as earthquakes, volcanic eruptions or man-made events like wildfire, cutting of trees and draining of marshlands. 3. While some organisms have very specific conditions in which they can thrive in, others have been found to be able to survive in various environmental conditions. 4. These changes might bring along increased predation, struggle for resources and introduction of pests and diseases. 5. Moreover, they can often create microhabitats. Şimdi arkadaşlar böyle okuduktan sonra detaylı incelemelerle, ipuçlarıyla elemelere başlayalım. Birinci cümlemiz arkadaşlar habitat change ile başlıyor. Yani habitatlar değişmektedir zamanla. The change ile ikinci cümle devam ediyor arkadaşlar. Üçüncü cümleye geliyoruz. Change ile alakalı bir ifade bulamıyoruz arkadaşlar. O nedenle uyumsuz geliyor ama yine diğerlerine bakıyoruz. Dördüncü cümle this change diye devam ediyor. Bu değişiklikler diye devam ediyor. Beşinci cümle biraz çeldirici gibi görünüyor ama bununla birlikte diyor. They diyor, yani this changes niteleyecek şekilde bu değişiklikler daha küçük mikro habitatlar yaratır diyor arkadaşlar. Bu nedenle 1, 2, 4 ve 5. cümleler birbirini tamamlıyor. 3. cümle uyumsuz olduğu için 80C deyip geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar burada sınavımızı sonlandırıyoruz. Ben bütün bir sınav içerisinde her türlü soru çeşidine yönelik nasıl bir yöntem izlemeliyiz bunu anlatmaya çalıştım. Bu sınavı arkadaşlar sadece YDS sınavı için düşünmeyin. YÖKDİL için de yeterli olacaktır. Hatta YÖKDİL'in biraz üstünde kalacaktır. Bunu anlayabilirseniz YÖKDİL'de daha rahat edeceksiniz. YDT sınavında da faydası olacaktır arkadaşlar. Yani bütün sınavlara yönelik faydası olacağını düşünüyorum. Bununla birlikte arkadaşlar sadece YDS sınavı test çözmekle kalmayacağız arkadaşlar. Bununla birlikte her bölüme yönelik ayrıca çalışmalar yapacağım. Hem YÖKDİL hem YDT hem de YDS'ye yönelik parça parça, yani sadece kelime gramer, cümle tamamlama, paragraf tamamlama gibi bölümlerden oluşan soru çalışmalarına devam edeceğim.
Ancak sadece soru çözmekle bu işi yürütemeyiz arkadaşlar. Bunun yanında kanalımın diğer videolarında arkadaşlar başlangıç, orta ve ileri seviyede olmak üzere kendi seviyenizi bulup arkadaşlar ona yönelik okuma çalışmalarını, gramer çalışmalarını sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Bunları da bu fırsatta kaçırmayın arkadaşlar. Çünkü her seviyeye uygun olarak bir çalışmadır. Bunları tamamlayacak olarak da arkadaşlar kelime çalışmaları da yaptım. Ancak okuma parçalarında ve gramer çalışmalarında zaten kelimeye yönelik de çalışmalar yaptığım için sadece kelime videolarını dinlemeyin. Diğerlerinde fazlasıyla katkısı olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Kelime hazinenizde gelişeceğini düşünüyorum. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzdan hoşlandıysanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.